Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Murat Erdoğan. Normalde tam 7'de başlıyoruz ama insan sayısı fazla olduğu için erken gelenler var. Onları da fazla beklemeyelim. Biraz sessizlik rica edeceğim. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu etkinize bizleri yalnız bırakmadığınız için. Bu akşama 460 kişilik bir kayıt vardı. Buradan yöneticilerin bir panik oldu. Nerede istiyoruz görüntüleri? Buradasınız. Dediler ki, Murat Bey, 460 kişi ne yapıyorsunuz? Bizim mekan bu kadar kişi almaz burası yani. Nasıl yapalım falan filan derken dedim ki, vallahi ben biliyorsam genelde bu işin %30'dur Türkiye'de. Bu akşam gelse 150 kişi, 300 kişi. Şu anda görüntülerinde böyle bir sayı var. Birazdan kaç kişiler geldi. Yani. Ben şu anda böyle oluyor. Şimdi bugün 9'a kadar burada olacağız. Ben size biraz bilgi vereyim. Ne yapacağız? Bir saat boyunca. Yani heyecanlı sohbetlerine geldik ama ağzımızla düşünceyle konuşacağız. Dijitalleşmeyle alakalı, etkilerle alakalı, yeni sistemle, pazarlama, entegrasyon, bunların hepsini ağdan ziyaret edilmeye çalışacağız. Tabii 2 saat zamanında, 1 saatte olabildiğince her şeyi unutmaya çalışacağız ve ağdan ziyaret işlemeye çalışacağız. Ama sesini bulursa daha güzel ilerleyecek, daha keyifli olacak. Çünkü 2 saat boyunca beraber olacağız. Şimdi 2023 yılının ilk 6 ay verileri açıklanıyoruz. Bu rakamda geliyor ama aramızda olmayan satış yapan var mı? Bunu bir söyleyeyim. Ne satıyorsunuz efendim? Amazon'da ne satıyorsunuz? Gözlük. Şey, güneş gözlüğü falan. Güneş gözlüğü. Nasıl gidiyor? Güzel, dolarla değil mi? Kaç senedir? 2 senedir. İsminiz neydi? Aziz. Aziz Bey sizi tebrik ediyorum. Yolu bulmuşsun. Bakan mı söyledi? Neydi bakan mısın? İç piyasa daralacak. Bakan söyledi yani. İç piyasa daralacak. Lütfen ihracat yapın. İhracat yapın. Siz 2 sene önce bu yola girmişsiniz. Size tebrik ediyorum. Herkes kutu etmek istiyor. Siz de ele alırsınız değil mi efendim? Siz ne satıyorsunuz? Siz de Amazon. Var mısınız? Var. Harika. Ne güzel, nasıl bir iş ya? Güzel gidiyor, Türkiye'de satış yapmıyoruz zaten. Ne güzel, çok güzel, bak biraz satış yapmıyoruz. Harika, var mı Etsy, Amazon? İki kişi mi var? Siz de diyorsunuz. Etsy. Kaç senedir oldu? 13 yıl. Etsy'nin, Etsy'nin daha yeni öğrendik. Ne arası Etsy'yi? Türkiye'de süper. Ne satıyorsunuz Etsy'de? En lüks ürünler. Harika. Kadınlar yapıyorsa satıyorsunuz. Bari çok güzel. Peki onlar Türkiye'de aktif diyen var mı? Yani pazar yeri olsun, kendi web sahibi olsun. Yok mu zaten? Herkes satır mı zaten? Yeni başlıyoruz, bismillah. Hayaller ne? Mesela sizin hayaliniz ne? Niye geldiniz bugün buraya? Yurt dışına taşımak istiyorsunuz. Komple gitmek istiyorsunuz. Hadi hayırlısı. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Komple gitmek istiyorsunuz. Kalmak istiyorum yani yok mu efendim? Ben kalıp dolar bence en güzel o. Türkiye'de kalıp onlara kalıp köyü değil mi? İzmir'de de. Ağustos'ta Koç'a, Çeşme, Bodrum. Oh ne güzel. Buraya bakalım. Efendim siz? Faydalı şeyler satıyor. Neyse o faydalı şeyler. Hocam İstanbul'da beraberiz, burada bir şey geldik de, siz ne yapıyorsunuz? Online eğitim çok çok online eğitim veriyoruz. Bana bir ders yok. Özel ders alıyor. Yani çok öğretmenler. Biraz doğru. Buluşma noktası. Bana bir ders nokta kom. Ne kadar güzel. Başka var mı gelinler? Bir şeyler var mı böyle? Bu kadar. Peki. Bana bir ders nokta kom. Kimya, kimya değil mi? Hepsi var. Fizik. Fizik öğrenci. Süper. Şimdi herkes yavaş yavaş geliyor. Biz de ilk 6 ay verileri ufaktan gelir. Şimdi sevgili dostlar, eticaret.com.tr Ticaret Bakanlığı web sayfası. Zaman zaman buraya bakmanızı öneririm. Çünkü bakanlık burada bir takım rakamlarla ilgileniyor. İlk 6 ay pandemi sonrası şöyle bir hava oldu. Ya eticaret yine gitti. Eskiye döneriz. Böyle bir şey olmaz. Olmayacaktı. Çünkü pandemi öncesi eticaret bir zorunluluk değildi. Yani yapalım, edelim, indirim var, yapalım, indirim olarak da düşünüyorum. Ama şimdi, ne sorarsam sorayım,
10 kişiye soruyorum, hani diyor ya 100 kişiye sorduk, 70'i şöyle dedi. Online ile bilgilerde de herkes market alışverişine online gidiyor. Niye dışkın gidiyor o tuvalet kağıtlarına? Kapanlı etmişim diyor o 5 kiloluk, 10 kiloluk deterjanı taşımak. Ne gerek var? Suyu oradan alıyor, onu buradan alıyor. Her şey oradan alıyor. Artık zorunluluk haline geldi. Pandemi sonrası bir hayat planına geldi. O yüzden de bilgiler gelişmiyor, ilerliyor, büyüyor ve bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Hepimiz oraya alıştık. Rakamlarımız dediğine girmiyor ama ilk 6 ay, geçen sene ilk 6 ayına göre %110 artış var. Ve diyeceksiniz ki enflasyon var arkadaş. Bu rakama inanmıyorum ama siparişler de artık %20. Demek ki bir artış var. Ve en ilerkin genel ticaret oranında %20'ye yakın. Yani 100 liralık alışveriş varsa Türkiye'de 20 lirası en ticaretten geliyor. Biz 8-9 sene önce bu işin başındayken %3'tü. Almanya'da falan İngiltere'de meslektaşlarımızla konuşurken %15-16 diyorlardı. Biz diyorduk ki ulan çift mani olursa edecek uçar diyorduk. %20 oldu. Şimdi beklenti %25. Yani e-ticaretin genel ticaretin oranı içerisinde burada hala çok potansiyel var. Çünkü bunun içerisinde konaklama var, otel var, uçak var. Onlar çok büyük rakamlar biliyorsun. Onları çıkarsak burada rakam %10, %8. O yüzden bana şu soru soruluyor. Ya Burak Bey, biz e-ticarete gireceğiz. Geç mi kaldı? Geç kalmadınız efendim. Daha her şey başlıyor. Ama tabii ki ikinci bir yemek sepeti, ikinci bir kişi gidiyor yani trend yok. Açmayın derseniz. Hatta onları atmak da kolay bir iş değil. Ödeme ile alakalı raporda da yani genelde kredi kartıyla alışveriş yapılıyor. Abi hep böyle %60-%63 civarı. Havale ve EFT ile alışveriş yapan var mı aramızda? Ben hep havale yapıyorum yani. Dün Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde orada bir arkadaş dedik, ben hep havale yapıyorum. Niye dedim? Çünkü şirketler, markalar indirim veriyormuş. Kredi kartı borçlarını vermek yerine size %5 indirim veriyor, %10. Oradan daha fazla para kazanmak için. Ama ilginç bir şey oldu bu sene. Şu kapıda ödeme olayı var ya, çoğu marka buna girmez. Özellikle kurumsal markalar. Çünkü kapıda gidiyorsun, adam beğenmiyor, ödemiş parasını, almayabilir. İade oranı çok yüksek. O yüzden çoğu marka buraya giderken indirim oluyor. Ama 34.1 milyar TL'lik bir pay var. Buradan da eğer bir masraftan pay almak isterseniz düşünmenizde fayda var. Tabii bu rakam hep %3'tü. Bu sene ne oldu da bir anda %5 oldu diye düşündüm. Ben de iyi niyetliyim. Ankara'da büyüğüm ben. Dedim ki kredi kartında limit kalmadı. Herkes kapıda böyle bir şey değil tabii ki. Çok detaya girmeyeyim şeklinde var. Şimdi bu fenomenler var diyorsun. Son bir ayda fenomen. Orada bir sürü şey olmuş. İşler olmuş. Sahte işlemler. %5'imiz ona biraz görüyoruz. Kapıda ödeme. Yani ürün yok ama kapıda ödeme var. Canım izleri %7 oranında. Üçüncü sırada. Yani Türkiye'de ticaret yapan şirketlere sıralamışlar. %38 İstanbul, %9 Ankara, 7.3 İzmir, sonra Bursa geliyor. İlk 4 il, yani %50'si bu 4 ilde. Ondan sonra Adana var, Antalya var, Samsun var, Kocaeli var, Muğla var. Bir tane de Antep olması lazım. Genelde bu illerde %80-85 ticaret markaları bu illerde yoğunlaşıyor. İhracat daha çok düşük. Devlet çok geçtik geliyor. Sevgili dostlar. Yani o şeye bakmadan, bazen şöyle bir önerme oluyor. Ya işte bize vermez, canlaş, yandaş, kaplaş muhabbetine düşüyor. Belgelerinizi veriyorsanız her şey düzgünse %70'e yakın teşvik veriyor. Tabii önce ihracat yapıyorsunuz, ondan sonra para veriyorsunuz. Bir sürü fuarda, araştırmada bir sürü destek veriyor. Devlet inanılmaz bu aktif. Yeter ki döviz getiriliyor. Amazon'da, Etsy'de, yedek. Dijimax birazdan anlatacak. Kendi web sayfanızda yurt dışına satış yapıyorsanız bir sürü konuyla alakalı destek veriyor. Tabi burada yine rakamlar var. E-ticaret portalından bakarsanız ama sektörlere baktığınızda tabii ki beyaz eşya ve çin evaletleri en yüksek rakamlara ulaşmış durumda. Elektronik var. Tabi ben şunu da çok merak ediyorum. Aramızda var mı efendim çamaşır makinesi alan e-ticaret online ya da bulaşık makinesi alan? Siz bulaşık makinesi alan. Buzdolabı aldınız. Niye aldınız efendim buzdolabı? Daha uygun geldi. Siz ne aldınız efendim? Siz de buzdolabı siz? Çamaşır makinesi. Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi. Ne yaptınız? Siz şeyi mi düzdünüz? Ne yaptınız? Maşallah. Kaç dengeniz? 3-4. Daha iyi. İnşallah. 10-15 bütün beyaz eşyaları aldım. Çok daha ucuza geldi. Ucuza geldi. Çok daha uzun
hep soruyorum. Süper. Peki. Son 2-3 slide daha var. Sonra etkinliğe daha da derinlemesine başlayacağız. Ödemeyle alakalı da sebep ortalaması. Türkiye'nin şu andaki sebep ortalaması 255 TL ağırlık ortalama. Tabii bu sektörden bağımsız yani. Atıyorum konaklamada da belki 4000 TL de tekstilde 100 TL, dergide 40 TL ama oradan baktığımızda 255 TL sebep ortalaması var. Sepette ürün bırakan var mı? Var. Kimler daha çok bırakıyor? Öğrenci. Kadınlar. Öğrenciden ziyade. Kadınların çoğu, biz erkekler çok basitiz. Ürünü almaya kadar kafamızı çok basmıyor. Gerçek konuşuyoruz. Gidiyoruz, alıyoruz da çıkıyoruz. Çok basit. Kadın öyle değil. Giriyor, zevkiyle bakıyor. Kırmızı mı alayım, mor mu alayım? Önce sepete atıyor hepsini, 8 tanesini. Ondan sonra düşünüyor, adamın hepsini alsam falan alır mıyım? Önce bir tatlı oluyor. Böyle bir şey de varmış araştırmalar. Hacettepe Üniversitesi'nden, ya ben söylemiyorum, Hacettepe Üniversitesi söylüyor. Araştırma yapmış ama. Diyorlar ki, niye sepette bırakıyorsunuz? Tatlı alıyoruz diyor. Bunu soruyorum, evet Murat Bey, tatlı alıyoruz diyor. Allah herkese öyle tatlı bir duygusu versin. Atıyoruz, almıyoruz. Ama oradaki galiba hobi, çünkü orada bu işe de akşam diyor Allah diyor, bu akşam diyor 100 tane ayakkabı bekliyor sepettir. Daha çok beklersin, artık 100 ayakkabı bekler çünkü geri gelmiyor. Sepet ortalaması en cümle 255 TL. En çok alışveriş hep cuma ayı biliyor musunuz? Biz de diyor ki hayırlı cumalar falan diyoruz, hafif ofis koyusu. Sonra pazartesi oldu. Dedik ki abi pazartesi sendromu. Salıya bir şey bulduramadık. Gerçi Ankara'da birisi bir şey söyledi ama unuttum. Salı günü niye en çok alışveriş var? En az alışveriş cumartesi pazar, büyük ihtimalle kargo çıkmadığı için. Bu da size şu veriyi veriyor. Yani birazdan Emrah, sevgili Emrah Pamuk da burada pazardan konuşacağız. Belki o da bir yorum yapar. Ben şunu da söylüyorum, yani hafta sonu daha çok araştırma yapılıyor, o zaman mı belki reklamı basmak lazım? Yoksa alışveriş yapılıyor, hafta içi daha fazla, o gün nereye yoğunlaşmak lazım? Ona da bakarız, konuşuruz birazdan. Şimdi sevgili dostlar, bu sosyal mesajımıza verin. Biz bu etkinlikleri yaparken fiziki ve online. Türk konuşmacılar adına bir bağışta bulunuyoruz. Türk Eğitim Derneği'ne. Türk Eğitim Derneği kimdir, nedir derseniz tek Ankara Koleji başta olmak üzere yüze yakın okulun bağlı olduğu bir dernek. İki tane şey söylüyoruz seninlerle. Ben kana başlayayım. Ne olacak bu fenin hali? Zaten bilmez o. Bir ne olacak bu memleketin hali? Bu memleketin hali bence iyi olacaktır. Ama gençlere destek verirsek, desteklersek bu tip dernekler başarılı ama maddi durumu iyi olmayan gençlerimize burs imkanı tanıyor. Bu Türk Eğitim Derneği olur, Koruncu Vakfı olur, Koçev olur, bir sürü dernek var, dernekler, vakıflar var. O yüzden bu tip bağışı yaparken beklemeyelim 70 yaşına değinmeyi, şimdiden bağış verelim, gençler verelim. Ya Murat Bey 40 lira, 50 lira, 100 lira bir şey oluyor, vallahi oluyor. Bu derneklere vakıfların işi bu. Çarpı 3 yapıyor paranızı ve bir sürü gence burs veriyor, umut dağıtıyor. O yüzden de memleketin halinin iyi olmasını istiyorsak bu gençlere destek vermemiz lazım. Eğitim ve gençler konusunda hassasız. Biz şimdi bir sürü uzmanla bir sürü detay konuşacağız. E-ticaret konuşacağız, dijitalleşme konuşacağız, onu konuşacağız, bunu konuşacağız. Bunlar eğitimle oluyor, bilgiyle oluyor, okuduğunu anlamakla oluyor. O yüzden de ne olur eğitime her anlamda destek verelim. Türk Eğitim Derneği'ni bu anlamda destekliyoruz. Bir parantez açabilir miyim? Özür dilerim. Buyurun. İzmir olduğu için söylüyorum bunu. Lösev Vakfı, İzmir Kulübesi. Gönüllü arkadaşlar arıyor ne için? Şimdi biliyorsunuz İzmir'de mandalin zamanı. Lösev'de bir bağışçı 260 bin dönümlük Seferihisar'da büyük bir mandalin bahçesi bağışladı. Evet. Ve oraya herkes gönüllü, kimisi topluyor, kimisi kutuluyor, kimisi kutu yapıyor, kimisi kasaları arabaya götürüyor gibi gönüllü hizmetler yapılıyor. Oradaki mandalinler satılarak, lösemili çocuklara ağırlıklı olarak ve diğer hastalara bağış olarak geri dönüyor. Uygun gördüğünüz takdirde İzmir'deki şubelerinden sizi servise götürüyorlar. Kendi araçlarınıza gidebilirsiniz. Onlara bir nebze de katkınız olursa ne mutlu size. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İsminizi de rica etsem. Fener Bey, tanıyorum ama sizin de isminizi söylemişsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Bu tip dernekler, vakıflar çok çok değerli. Valla bir şey söylemek gerek yok. Türkiye'de alanında en iyi 5 tane markanın 5 tane değerli yöneticisi var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Biz bu eğitimleri, eğitimleri, eğitim dediğim sohbet programlarına
Eylül ayında başladık. Haziran sonuna kadar yapacağız. Şimdi buraya geldik, sizlerle konuştuk. Tabii ki bu bir anda olmuyor. Gelmesi, gitmesi, kalması, zaman, para, enerji. O yüzden ben sponsor lafını sevmiyorum da destekçi, partner, arkadaş, dost. Bu dostlarımın zaman çok teşekkür ederim. Sonsuz teşekkürler. Sene bitiyor. Onlar sayesinde Türkiye'yi dolaşıyoruz. Digimax var, CPay var, Digital Exchange var, İDA Digital var, Bilet 360 var. Geçtiğimiz aylarda mobilde Trend, Yol, E-Logo, Türkiye'nin en büyük kurumlar. Onlara da sizin nezdinizde çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Ve alkışlarınızla sahneye sevgili Kıvanç Yılmaz'ı alıyorum. Ayakta durmak da iyi geldi, değil mi? Ayakta durmak istiyorum. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Orada kimler yerinde de biz hep böyle bakıyoruz ama sonra baktı orası da bayağı türlü gibi. Hoş geldiniz. Kusura bakma böyle bir iletişime tam olmuyor ama ışıklar da geliyor. Ama siz de iyi yaratıyorsunuz. Tam böyle şey, yani oluyor böyle bir salon. Hoş geldiniz tekrardan. Görebiliyorsunuz değil mi efendim? Göremezsiniz de kalben beraberiz. Sesimizi de yüksek bağıracağız böyle. Hüseyin Kıvanç Yılmaz. En ses olduğum konuklarımız iki isim olacak. Hüseyin'e diyeceğim Kıvanç. 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 Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında biz hoş geldik, sen hep buradayız. Kesinlikle. Şimdi... çok özür dilerim. Burada bu kadar kalabalığı görmek gerçekten beni mutlu etti. Ve ayrıca asıl beni mutlu eden kadınlarımızı burada görmek ayrıca mutlu etti. Çünkü kadınların gerçekten e-ticarete yönelik adımlarını atmasını gerçekten çok istiyorum. Tekrardan herkes hoş geldiniz. Hepimizi hoş geldiniz. Aynen. Sağ olun. Şimdi... yani e-ticarete başlamak isteyenler beni arıyor. Abi ne yapacağız? Nasıl başlayacağız? Önce web sayfası yapmak lazım değil mi? İçin temeli bu. Kesinlikle. Ama şunu anlayamıyor insanlar doğal olarak. Biz şimdi işin içindeyiz ama. Yani sen Digimax olarak ne veriyorsun tam olarak? Yani bir yazılım veriyorsun, bir şey veriyorsun. Peki ne diyorsun? Ne artı oluyor? Bir şey yapıyor elde kolla. Yani bir şey bunu veriyorsun. Ne oluyor? Yani ne veriyorsun? Yani buradaki dostlarımız e-ticarete başlayacak. Mandalını satacak, kop satacak, takı satacak, bunu satacak, bunu satacak. Size geldi, merhaba dedi, sonra ne oldu? Hemen anlatayım. İlk önce kendimi tanıtayım. Ben Ege Bölgesi İç Ortakları ve Bağır Kanal Yöneticisiyim. İsmim dediğim Kıvanç. Ve tamamen İzmir merkezleri için herkese hizmeti vermekteyim. Bizlere başvuruları sağlandığı zaman aslında herkes bir e-ticarete yeni başlamak isteyenler veya hala özellikle bir başlayanlar oluyor. Ve başlayanlar da genellikle trend yol. E-on gibi bir yerlerden satış sağlıyor. Ama ben sitemi kurmak istiyorum diyor. Nasıl ilerleyebilirim diyor, neler yapabilirim diyor. Bizler de hala hazırda hem hazır şablonlu olarak sitelerimiz var. O siteleri önerebiliyoruz. Elik tasarımlarımız var, diamond tasarımlarımız var. Bunların isimlerine de aslında haklı olarak bakarsınız da tamamen üst seviyeli temalar. Ama bunlara da örneğin hayallerine uygun olmuyor bazı müşterilerimizin. Ve bize diyor ki, örnek veriyorum, ben Nike gibi, Adidas gibi bir site yapmak istiyorum diyor. Bizler de bunlara özel direkt çalışma olarak destekçimizin de arkadaşlarımız var, tasarımcı arkadaşlarımız var. Bizler kısacası aslında müşterilerin hayallerine göre siteler yapabiliyoruz. Hem klasik siteler hem de özel siteler, dilediğiniz gibi. Klasik site mi? Yani klasik siteler de aslında hali hazırdaki paketlerimizin içinde bulunan temalar. Elit tasarımlar diyebilirim, daimi tasarımlar diyebilirim. Bunların hepsi zaten birebir. Ama öyle bir müşterilerimiz geliyor ki benim bunlar hayallerimi süslemiyor diyor. Benim hayallerimi süsleyen bambaşka. Hayallerini anlatıyor. O hayallerin uygununda destekteki ekibimizdeki arkadaşlarımızla toplantı yapıyoruz. Ve onlara özel bir site yapıyoruz. Şimdi web sayfası bugün Dünyada eğitim yaptık. Çok değerli köklerle olsunuzlar. Evet. E-ticarete başvurmakla eğitim yaptık ve herkes gün içerisinde web sayfası yaptık. Şimdi web sayfasını aldık. Sizden e-ticaret hal diye paket diyorum ben. Sizinkiler kızıyor, etkiler alt yapısını aldınız. Güzel. Ondan sonra ürünüm var. Resimler var, chatler var. Bunlar nasıl gidiyor, nasıl chat ediyorum? Zor mu? Teknik bilgi gerekiyor mu? Çok sorulan sorular var bana. Aslında bu e-ticaret hiçbir şekilde zor değil. Sadece insanlarımızın merakı olması lazım. Öğrenmek isteği olması lazım. Maalesef oturduğumuz yerden hiçbir şekilde bir gelişme olmuyor. Ve bizden merak içinde olursak da
bütün her şeyi halledebiliyoruz. Örnek olarak, evet, müşterilerimizin, yani sizlerin ürünleri var, resimleri var. Bunları sizler bilmiyorsunuz ama biz aslında, ben her zaman şunu söylüyorum. Biz müşterilerimizle bir çalışmaya başladığımız zaman aslında evlilik bir sözleşmesi yapıyoruz. Biz aslında müşterilerimizle evleniyoruz. Bir yıl boyunca. Ve bir yıl boyunca bir sıkıntılar olduğu zaman 7-24 destek hatlarımızdan bizden ulaşabiliyor. Ürünleri yükleyemedikleri zaman ürünleri yüklemelerine yardımcı oluyoruz. Fotoğraf çekimlerinde, dediğim gibi ben şortaklarım bayi kanalıyorsa olduğum için bayilerimiz var, şortaklarımız var, onlara yönlendirme yapıp onlara size destek sağlayabiliyor. Kısacası aslında zor değil, sadece merakınız olmalı ve bu merakın sonucunda da bütün işlemler daha kolay olabiliyor. Evimizdeyiz. Şimdi şöyle bir şey de var. Yani bazen insan onu unutabiliyor. Yukarıda bir eğitim yapın ama sonrasında size ulaşmak isterse online eğitimler var mı yok mu? Nasıl oluyor? İstanbul'da fizik eğitimler var ama evet. İzmir'deki dostlarınız nasıl? Ya da burada siz bir şey yapıyor musunuz? Hemen anlatayım. Bizim merkez ofisimiz İstanbul'da. İstanbul'da da bütün müşteriler aslında bir tık daha şanslı olabiliyor. Çünkü bilgisayarını alıp, ya ben bunu yapamadım. Bizim kampüsümüz var, oraya gidip nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz diye görüşebiliyor. Lakin bizdeki Ege bölgesi, diğer bölgeler olsun, bu avantajı, bizdeki dezavantajı, avantajı şöyle çevirebildik. Haftanın 5 günü online eğitimlerimiz oluyor. Ürün yüklemeler, resim yüklemeler nasıl olabilir? Siparişler nasıl alınıp nasıl satılabilir? Ve en önemlisi aslında pazar yerlerini bilirseniz bunların entegrasyonları nasıl olabiliyor diye. Bunların bütün eğitimlerine de yardımıyoruz. Haftanın 5 günü bu mevcut sitemizden de zaten takip edebilirsiniz. Şu da çok soruyor bana. Ben de şey, yani gönül abla var ya, biliyor musun? Gönül abla, rumuz yapar vardı. Bir yana var mı bize? Yani daha da genç bir kitle var mı ama? Kimse hatırlamıyor herkes. Tamam, bravo. Hocam, teşekkür ederim. Gönül abla. Bir de şey var. Bir adam var, bir nimet adam var. Bir tane bu dönem ne? Tamam. O da rahmetli oldu. Kızı yazıyor şimdi. Yazıyorlar mı? Sallıyorlar mı? Yok da garip garip. Şimdi web servisini aldıktan sonra şimdi bugün sevgili Burcu var. Ödeme sistemleri. E-fatura var. E-logo. Kargo var. X, Y, Z. Yani onu nasıl bağlıyoruz diyor. Entegrasyon birazdan sevgili Fatih'le konuştum ama yani onları bağlamak nasıl oluyor? Sizden mi yapıyor, başka yerden mi yapıyor? Orayı da çok çözemiyoruz. Aslında şöyle bir soru geliyor. Bizlerle anlaşma yapıyor müşteri ve diyor ki evet diyor, trendyolu başvurdum. Hadi kargoya başvurdum. Ben yurt dışı kargoyla anlaşacağım, hadi yurt dışı kargoyla başvurdum. Ödeme çözümleri olarak örnek veriyorum. Garanti bankasıyla anlaşacağım, hadi ona başvurdum. Bu tamamen aslında yanlış bir anlayı. Bütün müşterilerimiz firma olarak, ister şahıs firması olsun, ister bir millet olsun, bütün başvurularını kendisi yapıyor. Kargosunu da, pazar yerlerine de, ödeme çözümlerine de, hatta daha da ileri gidiyorum, bir fatura keseceğiniz için de muhasebe programını da her şey kendileri başvuruyor. Başvuruları geldikten sonra API dediğimiz kendilerine bir kod geliyor. O kodlarla birlikte işte bizim yazılımımıza kurduğumuz e-ticaret altyapı sistemine entegrasyonu sağlatabiliyoruz. Bu sağlamlaştırmada da işte biz onlara, müşterilerimize gerek video destekleriyle, gerek konu anlatımlarıyla, gerek hiçbir şey bilmiyorsa da bu online eğitimlerle veya uzaktan bağlantılarla çok güzel bir şekilde destek sağlayabiliyoruz. Çok alakası bir şey söyleyeceğim. Pazarlayan mısın? 30 tane yerde bir şey yaptım, böyle ketkinlik yaptım bu ne kadar. Hiç böyle berbat, güzel ses, mikrofon çok iyi, senin sesin iyi de mikrofon çok iyi bir şey. Çok teşekkür ederim. Vallahi sizin sağlığınız yani. Yani genelde böyle etkilerde başlar hep korkulu şeydi. Mikrofon mutlaka bir sıkıntı yaratır. Nazar değmesin burada iyi diyoruz. O yüzden ses de senin yüksek ve bayağı bir salona şey yapıyorum. Başlangıç güzel olsun, sonra da güzel olsun. Hadi bakalım hayırlısı. Eyalet. Evet. Burada dostlarımız dedi ki Amazon'a satıyoruz, dolarları alıyoruz. Geleceğimizi garanti altına alıyoruz dediler. İki sene diyebilirim, doğru mu? Evet. Harika o zaman, çok güzel bir sonuçta herhalde. 4 sene demek gördü dedi. Aynen. Şimdi bu da bir Amazon, Etsy, Walmart, bir sürü şey, Allegro, bir sürü şey var. Bir de kendi web sayfamdan satmak istiyorum var. Orada şöyle bir şey oluyor. Yani diyor ki, hocam diyor, adam diyor, John, İngiltere'den girdi, Londra'da evinden. Ya da Hans, Almanya'dan, hep de Hans dedi ya. Amerika'dan bir tane George. Adam girdiği zaman
IP'den anlaşılıyor ve ona göre fiyat ve dil mi çıkıyor? Nasıl oluyor? Şöyle, yazılımların aslında esprisi burada geliyor. Evet, yurt içinde TL olarak satıyorsunuz. Lakin herkesin bir ihracat yapmak isteği var ve kesinlikle de yapmalı. Ve bunun içinde de bir araştırma da yapmalı. Bizim yazılımımızda, direkt sistemde hangi ürününüz varsa o ürün hangi ülkeye nereye hitap ediyor? İlk önce onu bir keşfetmeniz lazım. Onu keşfettikten sonra orayı seçtiniz. O ülkenin para birimini iyi bir şekilde bilmeniz lazım. O ülkenin zaten otomatikman o ülkeyi tanımladığınız zaman yazılımda otomatikman o ülkenin para birimi de tanımlanmış oluyor. Sonrasında da o ülkenin dil seçeneğine gerekiyor. Dil seçeneği de tanımlanmış oluyor. Ve yaptığınız zaman yani kendi sitenizde oluşturduğunuz bir sistemi direkt satışa odaklandırdığınız zaman artık karşı taraf müşteriler sizin dolar bazından mı, euro bazından mı dilediğiniz şekilde satışınızı gösterebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şeyin efsanesi var. Diyor ki adam, abi ben şu gömleği 100 TL satıyorum Türkiye'de. 100 TL'ye çıksak da anlatır. Neyse, gömlek evet. 100 TL diyelim. Ben diyor Amerika 100 dolara veririm, Almanya 100 lira veririm. Öyle bir şey yok değil mi yani? O fiyat şeyi öyle değil yani. Hani birim fiyat 100 lira TL, orada dolar, orada euro verir, dünya yok herhalde. Kesinlikle yok ve tamamen yanlış bir bilgidir. Eğer öyle bir yorumlarla denilmesin lütfen aldanmayın. İşte o yüzden diyorum, her zaman bir araştırın. Maalesef 100 TL olan şeyi kesinlikle 100 dolara çok rahat satamazsınız. Böyle bir durum olamaz. O yüzden de dediğim gibi pazar araştırması ve ürün araştırması çok çok önemli. Ona göre ayağınızı yorumunuza göre uzatabilirsiniz. Bu alt bilgiyi genelde o hatayı çok düşünüyor. Maalesef. Bugünkü eğitimde şöyle bir şey oldu. Biz tabii fiyatlar o kadar oldu ki ben böyle kendimi iyi hissetmek için dolara vuruyorum. Ha, renk kullanmış diyorum. Yani aslında 150 lira ama daha bir kendi şey istiyorum. Yutlu istiyorum. Yani böyle bir şey alacaksanız dostlar, fiyat durum yüksekse dolara çeviriyorsunuz. Aa 100 dolarmış ya bir şey değilmiştir. Böyle bir var alıyorsunuz. Ay sonunda da yapmıyor. Şimdi burada sabahtan beri konuşuyoruz. Kozmetik satan var. Takı satan var. Takı satmak çok güzel. Hem kargosu ufak hem kırılma şey olmadığı için geldi çok düşük. Bir de yani böyle yaratıcı. Tarım var, gelecek tarım var. Tarım ürünlerinden çok farklı. Tekstil hep var, kozmetik var. Sizin böyle bir şeyiniz var mı? Ya biz şu kategoriye hizmet veriyoruz, şunu veriyoruz, özel ağırlıklı şu bir şey var mı? Yoksa herkes gerekiyor mu? Jeneratör satan da gerekiyor mu mesela? Jeneratör satan da gelebiliyor. Kimyasal madde şimdi geldi aklıma. O bile olabilir ama tabii ki bakanlıklardan izin alması lazım bazı belgeleri. Bizde herkes ne satmak istiyorsa her türlü ürünü satabilir. Altyapımız her ürüne uygun. Ama ne önerebilirsiniz derseniz şu an günümüzde tekstil, kozmetik, ayakkabı, hatta daha ileri gidiyorum, hırdavat çok çok satışlarda olabilen bir sistem. Pazar yerlerinde de en içerisinde. Ama ya ben şunu yönelmeliyim, bunu yönelmeliyim değil değil. Siz kendinizi hangi üründe daha rahat hissediyorsanız her ürünü satabilirsiniz. Gerek el içerisinde, gerek pazar yerinde. Pazar yerinde şunu da soruyorlar. Pazar yerinde mi olayım, web sayfam mı olsun, öyle mi değil, böyle mi değil. Ben hep şunu diyorum. Yani evet, üç ürünün varsa pazar yerinde başlayalım, gölge. Ama günün sonunda bir web sayfam olması, bir markanın olması şart. Hatta Samsun'da yine sizlerle beraber bir sene önce gittiğimizde orada dedim ki sevgili dostlar pazar yeri bugün var yarın olmayabilir kapanabilir dedim bir sınıf katmanlar attı hatta bir arkadaş vardı Bahri Bey öküm kırık oldu yani hampon komik dedim yani bir ay sonra gittik bir yana baktım yani o yüzden tabii ki hepsi ayakta kalsın gelmesin ama yani bunun garantisi yok çünkü hani bu finans şey vardı ya, yumurtaları aynı kaba koymayın, sepetleri dağıtın. Yani adam mesela X pazar yerini satılıyormuş. Çok güzel ama komisyon da veririm ama helal hoş olsun. Tamam ama yarın bir şey olduğu zaman kurallar değişir, şu olur, bu olur. O yüzden kendi web sayfam olması gerekiyor diyorum ama siz ne diyorsunuz? Nasıl olması lazım? E-ticari sektör içinde 5. yıl. Ve şunu öğrendim. Evet, pazar yerlerinde satış yapıyorsunuz. Ama şöyle bir tezim var. Sizin siteniz sizin yüzünüzdür. Hiçbir zaman unutmayın. Çünkü orası sizin hayalinizdeki bir siteyi oluşturuyorsunuz. Rengine, bannerlarını, sliderlarını, her şey sizin hayaliniz. Trendyol'da, M11'de yani pazar yerinde öyle bir şey yok. Orada sadece ürünlerinizi görür.
Ama emin olun her müşteride, sizlerden alışveriş yapan her müşteride şunu yapıyor. Sitesi var mı diyor. Hemen sitesini görüyorsa ilk önce sitesine tıklıyor ve sitesi nasıl ona bakıyor. Ve zaten sitesi eğer müşterilere hitap ediyorsa emin olun pazar yerinden değil sizin sitenizden alışveriş yapıyor. O yüzden de site her zaman bir yüzdür, sizin yüzünüzdür. O yüzü hiçbir zaman eskitmeyin ve her zaman o yüzü ilerleyin. Sıradan bir konuş. Gerçekten öyle. Buyurun abi. O yüzü hiçbir zaman eskitmeyin ve her zaman o yüzü ilerleyin. Şimdi 2023 çok hareketli geçirdik. Seneye beklentiler ne? Ne bu soru? 2024 için. Çünkü gerçi burçlar da nazik tutuyor. Çünkü bütün paralar oradan geçiyor. Türkiye'nin büyük ikinci mi olduğunuz bilinci mi olduğunuz böyle üçüncü. Ama yani müşterinin Türkiye'nin ikincisi olmak çok büyük bir şey. Rakamları görüyorlar. O aynı soruyu ona soracak. E-ticaretinde sizde 10 binlerce marka 40 mı geliyor? Kaç bin bilmiyorum. Sizde çalışıyor. Altyapı sizde. Ne görüyorsunuz yani orada rakamlar yükseliyor, siparişler düzelmiş. 2024'te beklentiler ne? Seçim var. Etkiler durursa artık seçim o. Türkiye'de alıştık mı? Valla aslında hepimiz Türk'üz. Bütün zorlu koşullarla alakalı bütün sistemler içinde biliyoruz. O yüzden de bu zorlukların arasında herkes bir şekilde ayak uyduramıyor. 2023, ben İzmirliyim. İzmir'de Ege bölgesinde daha çok hakim olduğum için Ege bölgesi adına konuşabilirim. 23 Ege bölgesi için çok hareketli geçti. Herkes bir e-ticaret konusunda neler yapabilirim, nasıl ilerleyebilirim hep bu konu hakkında bir araştırma yaptı. O yüzden de 2023 yılı Ege bölgesi için harika geçti. Ve Ticimax çıktısı altında da çok kişiyi üyesini sağladık. 2024'te de hedeflerimiz büyük. Aslında tüm Türkiye olarak düşünebilirim. 2024 yılında benim için aslında en küçük işletmeler daha önemli. Çünkü evet, büyük işletmeler her zaman bir şekilde ayak uyduramıyor. Ama ne kadar küçük işletmeleri bu sektöre e-ticareti sağlamlaştırırsak işte o zaman alt tabanı daha fazla sağlamlaştırırız. O yüzden 2024 yılında da fazla fazla e-ticarette adım açacaklarını inanıyorum ben. Evet, zengin kalkış yapıyorum. Sevgili Kıvanç'ı alkışlarla yayın alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Bizim böyle efendim, ekspres şık 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 böyle 5 tane konumuz var. Zamanımız da az. Çıkışta koşa koşa havaya gideceğiz. Hayatımız böyle koşmaya geçiyor. Alkışlarla sevgili Emrah'a alalım. Şimdi en çok sorulan soru, pazarlama. Sosyal medyaya gireceğiz, Google mu yapacağız, yoksa YouTube mu yapacağız? TikTok var mı efendim? TikTok izleyen, takılan TikTok. Evet, Türkiye'de 40 milyon TikTok takipçisi var ama nedense hiçbir dilde el kalkmıyor. Yok mu TikTokçu? Var, siz izliyor musunuz yoksa video mu? İzliyorum ama eğlenmeyi seviyorum. Çünkü eğlenmeyi seviyorum ve yapabileceğim en mantıklı şey şu an olmamalı. Kaç takipçi var TikTok'ta? Ya çok fazla takipçiye sahip değilim çünkü amacım birini eğlendirmek değil, kendimi eğlendirmek. Biraz da olsun ülkenin durumundan kendimi koyutluyorum böyle. Harika. Benim de TikTok hesabım var ama ben 100 takipçim var. TikTok'ta daha iyi değiliz. Ama TikTok gerçekten potansiyel bir yer. Bunu lütfen pazara dedik. Emrah Balık, hoş geldin Emrah'cığım. Bomba gibi insan nasılsın? Seni görünce insan böyle yüzü gülüyor. Çünkü hep pozitifsin. Estağfurullah. Pazara bakıyorsun, biz de risk yaptık. Birincisi oldu. Kendini yaptı sonrası. Şimdi, Türkiye'de vatan varsınız ama siz rotayı biraz yurt dışına çıkardınız. Bakan söylemeden siz kendiniz zaten yurt dışına gittiniz. Markaları ve Türkiye'deki markaların yurt dışı pazarların içinde girdiniz. Doğru. Bir sürü ülkede iş yapıyorsunuz. Şimdi neler yapıyorum? Oradaki ekosistemi görüyorsunuz, buradaki ekosistemi zaten biliyorsunuz. Ne farklar var, ne benzerlikler var, ne görüyorsunuz yurt dışında? Oradan başlayalım. Ya şöyle, 18 yıldır işler pazarlarla uğraşıyorum. Tabii yurt dışında iş biraz daha farklı ama yurt dışı gibi görmek de gerekiyor. Mesela İsrail Bey'de buraya geldiğinde bir telefon çaldı, Malta'daki iş ortağımız aradı. Ya bir fiyat vermişsin diyor, Malta fiyat vermişsin diyor. Ben seninle Türkiye'de, Türkiye'de olduğu için çalışmak istiyorum diyor. Yani o yüzden hani bizim şey gibi de olmamız lazım. Yani evet biz Türkiye'de sadece pazarlama sektörü değil, özellikle üretimde, hizmette, gerçekten çok değerli markalar var ama bazen şey gibi görmek de gerekiyor, Türk gibi görmemek de gerekiyor. Ya da senin o açığını bildiği için artık biz o şeyi alıştırma geçtik. O yüzden yurt dışında durarak aslında daha
karlı noktada geçebiliyoruz. Tabii yurt dışında olmak için de sadece mesela ilk zamanlar şey vardı. İşte bir ara favori Londra'da ofis açmak. Biz de açtık. O bari iki tane açtık ama hiçbir şey yaramıyor. Çünkü orada faal ticaret yapmadığım sürece hiç anlamı yok. Yani o hani hem de en iyi yerde, Londra'da vesaire çok yerde. Önemli olan oralı olmak, oranın suyuna içmek, oranın insanıyla olmak. Hatta çalışanlarımız da, Hintli çalışanımız var, Rus çalışanımız var, Ukraynalı çalışanımız var. Yani onun gibi olmak, İngiliz çalışanımız var, onun gibi olmak gerekiyor. Çünkü dinamikler de değişiyor. Yoksa hani evet ben Londra'da, işte Malta'da, orada burada bir şeyler yaptım dersin ama gün sonunda yansıyor. Ama şunu söyleyeyim şu sorunla ilgili. Evet, yani ben hep diyorum, bakanımız da söyledi. Türkiye'de çok ciddi bir kaynak var. Üretim anlamında da var, hizmet anlamında da var. Eğer doğru modelle, az önce yukarıda Fatih'in olan da söyledi, biraz o da zaten çok değerli bir işlerini aktaracak. Eğer doğru modelle hizmeti ya da ürettiğiniz ürünü dışarı çıkarırsanız, gerçek anlamda sonucu etkili işler yapabilirsiniz. Aslında çok güzel bir şey söyledim, az şey. Herkes dediği gibi Londra'da, Amerika'da, Estonya'da yani ofis açıyor ama olay o değil yani. Doğru. Ofiste bitmiyor. Doğru. Yani makyaj olarak evet yani adam diyor ki bakıyor, aa Londra ofisi var diyor. Ama sonuçta oradaki lokalleşme de farklı bir şey. Biz yapacağız. 2024'te Ocak ayında işte Dubai'de, Londra'da, Kıbrıs'ta, İstanbul'da göreceksiniz ofisi Moskova'da. Ama dediğim gibi burada gerçekten faal olarak hayal etmek yoksa şirket açmak işte çok zor değil. Estonya'da 50 dolar açıyorlar galiba şirket. Amerika'da 100 dolar açıyorlar. Dolayısıyla açılıyor yani. Hani şirket açmak çok zor değil. Yani Amerika'da zaten çok açan canlar. Şimdi buradaki dostlarımız e-ticarete başlıyor. Başlık olanlar da var. En büyük şey şu oluyor. Ya hocam diyor, sosyal medyada mı reklam gireyim? Google'a mı gireyim? YouTube'a mı gireyim? Ne yapayım? Sektöre göre değişiyor mu? Yani tekstil sektöründeki Instagram'a girdiğinde atıyorum takıda sektöründeki Google'a mı reklam vermeyeyim? Bunun bir matematiği değil, var mıdır? Tabii ki var. Yani şöyle, şimdi hep diyoruz ya, bugün dünyada en arama motoru kurdu. Zaten bugün ki arama motoru reklamcılığı vesaire önemli. İkincisi web sitemiz. İşte Sigmax gibi kuvvetli altyapılarla, doğru tasarımlarla, doğru içeriklerle birleştiğinde bir yere kadar geliyorsunuz. Akademide en büyük ikinci mecraverde sosyal medya. Çünkü bugün birçok insan sosyal medyada bazen hatta mesela benim eşim için sosyal medyada bir numara. Mesela bir marka söylediğinde hemen Instagram'a giriyor. Hiç meselesini aramıyor. Ben mesela HSS'den okuyorum, SSL var mı, şey var mı, hiç hayatımda bir şey yok. Hatta dolandığım işte var e-ticaretten yani. Çünkü sen dolandığını sanırım, hani artık kim ne yapsın yani. O yüzden de buradaki sosyal medya çok önemli. Sosyal medyada da bir endişe var, şöyle bir endişe. Az önce bir hanımefendi TikTok çekiyorum dedi. Ben tamamen sizin de kameraya şey yaparken renklerdim. Yani sosyal medyada şöyle bir endişe var. İçerik üretmeliyim. İşte post atmalıyım. İşte bugün saat 9'da post atamadım. Bu tarz çok değerli ve çok şey, ya eskiden belki yani şimdi çok böyle şey yapmayayım, hakik gibi konuşmayayım ama eskiden iyiydi, şu an değil. Çünkü sosyal medyada gerçekten takip etmek istiyorsanız ya da bir iletişimden okumak istiyorsanız gerçekten verimli şeyler koymanız lazım. İşte bugün video reklamcılığına giriyoruz, dijitalin pazarlığına giriyoruz, mobil reklamcılıkta videolarına giriyoruz, iletişimin daha hareketli olması gerektiğinden. Dolayısıyla ne yapıyorsanız sosyal medyanızda kuvvetli durun. Web siteniz zaten doğru altyapıyla içeriklerinizde kuvvetli bir şekilde olsun. Ve sonra ufak ufak ağırlıkla yeni başlayanlar için bence sosyal medya odaklı daha ağırlığı oraya veriyor. Google'da yarıştığımız çok fazla oyuncu var. Birazdan bir de anlatacak zaten. Çok fazla oyuncu var ve ister istemez bütçeniz 2-4'leri tabii ki brandte olursunuz. Ben şimdi çok oraya girmeyeyim. Ama hani birazcık daha sosyal olarak bir de sosyal sorumluluklarda olun. Yani bu şu gibi, mesela sadece hayvanlar, sadece kurbağa ederiz, az önce burada Teddy gördük. Çünkü markayı sosyal sorumluluk gerçek anlamda büyütüyor. Bu illa böyle çok büyük sponsorluk yapmak zorunda değilsiniz. Mesela benim bir hayalim var, işte her sene bir köy okulunda kütüphane açıyorum mesela. Bunun gibi şeyler olabilir. Kitap verebilirsiniz, okulu boyu gelirsiniz. Çocuklara yardımcı olabilirsinler. Bunun gibi şeyler markanızla birleştiğinde çok enteresan yerlere gidebilir. Yine
satır arasında bir şey söyledin, o da çok önemli. Biz tabii, mesela sen web sayfasına bakıyorsun ve tırnak içerisinde söylüyorum. Biliyorsun ki yani tüketici web sayfasına bakar. Ama değil öyle. Bak eşin önce sosyal medya bakmış. Aslında bazen o anda yapıyoruz. Yani ben böyle yapıyorum diyeyim, diğer tüketicilerin ne yaptığını göz ardı edersek herhangi bir konuda sınıfta kalıyoruz. O yüzden mutlaka işte eşimize, dostumuza, arkadaşımıza, hatta bazen bazı konulardan Google Form'dan bir şey oluşturur. Çok basit, evet hayır şeklinde. Aynen. 10 saniye anketler yapıp paylaşıyorum. 80 kişiden, 50 kişiden, 40 kişiden bile görüş alsam. Abi çünkü benim fikrem bu. Yani zaten kalanlar bu. Anlıyorsun ya aslında. Fikir veriyor. Doğru. Çok çok önemli. Şimdi, dedim, sen de söyledin, video yükselişte. Çok. Yani Instagram Reels. Mesela ben geçen sene de çok etkili. Geçen sene daha fazla etkiliğim vardı. Ama ne olduysa bu sene sadece Reels'e video koyduğun için abi sen bu sene daha aktifsin. Abi sen parayı bana götürdün keşke dünya olsun. Daha fazla. Halbuki geçen sene de daha az. Ama Reels kullandığım için bir de ben daha fazla görmeye başladım. Çünkü algoritma da onu çıkarıyor. Hatta keşfete düşürüyor. Ya da senin statik görselde bazen hani eskiden mesela bizim, benim yaşımın en önemli parmağı işaret parmağıydı. Şimdi neslin baş parmağı hatta şöyleydi, şimdi şöyle oldu. Yani o yüzden hepimizin kendine göre şeyleri değişiyor. O yüzden oradan da statik görsellerin birazcık şey oldu. Şunu da merak ediyorum, yani YouTube Shorts, işte TikTok, yani devir biraz video üretme devir mi? Yani bizim burada video üretmek de yani ilk etapta amatör bir şekilde üretip yani çekiniyoruz galiba, biraz utanıyoruz. Çekilmeden aslında ürün tanıtıp koyabiliriz, başlayabiliriz değil mi? Yapılabilir. Yani bizim influencer markamız var, Together Social, UGC diye bir kavram var. User Generated Content diye geçiyor. Orada tam istediğimizde mesela bakın, Gratis'e bakın, WhatsApp'a bakın, Yemek Sepeti'ne bakın, YouTube kanallarına bakın. Özellikle pozitif ayrılığında çok görüyorum bunu. No-name insanlara amatörce video çektiriyorlar. Yani böyle çok prodüksiyon gerektirmeyen, bizler de bu arada her ay çok ciddi adette markalarımıza bu hizmeti satıyoruz, pazarlarımıza veriyoruz neyse. Ama hani dolayısıyla videonun bir şeyi var, özellikle mesela görürsünüz. Makyaj kremi ya da makyaj kozmetik bir ürünü alır ya da bir şey açar. Şöyle yaptım, böyle yaptım, şu an sürüyorum, şöyle yapıyorum. Ama çok amatörce çeken. Dolayısıyla bunlar önemli. Bu arada içerisi biraz soğuk oldu, ben düşüyorum. Şeyler geliyor, benim de evet. Şey olunca. Ben de öyle. Biraz şey, dostlarımı söylersek biz soğuklama biraz bizim görüşüktür. Direkt devre geçiyor burada. Yani ben düşüyorsam sizlerin düşmesi çok daha fazla olur. Şimdi bir de büyük çok konusu var. Yani doğal olarak işin başındaki insanlar, hatta bugün yukarıda bizim eğitim var, orada bir beyefendi konuştuk. Beyefendi dedi ki, ya Murat Bey, ne kadar bir şey yapmak lazım? Dedi, doğal olarak ya, öyle bir şey yok dedi. Çok fazla parası olan, çok fazla getiri sağlıyor, bir anlam lazım. Tamam, ben biraz yemeğe çünkü ya bütçe elinizin çok fazla olması da bir güzel bir şey ama hiç bütçe ne bitmiyor herhalde. Yani ne kadar lazım, çok genel bir soru. Ya nasıl olacak bu iş? Yani ben başladım. Reklam vereceğim. Yani TİS'te de TİS dolar. Şimdi dolar da artık bizim sosyal medya da artıyor. Günlük kurlar döndüğü için o. Yani bizim şöyle söylüyoruz. Bizim ajansımızda, işte Exchange olarak yani günlük kurda konuşacaklar. Küçük büyük müşteri yok, potansiyeli olan müşteri var diyoruz. Aynen, bütçe çok önemli değil. Evet, yani öngörüyle bir iş yapmanız lazım. Mesela bazen şunu görüyorum. Bütün programı tek ayında böyle basacağım. Birazcık böyle şey olmak lazım. Hani hep diyoruz ya, sürdürülebilirlik. Mesela bu sene moda kelimesi sürdürülebilirlik. Herkes bunu yapıyor. Tamam, o zaman böyle bir şey yapmamız lazım. İstikrarlı olmamız lazım. Dediğim gibi işte sosyal medyaya daha avalmak belki. Çünkü küçük markalarda da yeni başlayan markalarda bu işi böyle bir anda adapte etmek istersen ben zor olabilirim ya. Şimdi sattığım neyse emin ol Türkiye'nin en büyük pazar yerinde var. Sattığım neyse Türkiye'nin en büyük geleceğin sitesinde var. Var yani. Burada hani sonuçta hepimiz 3 aşağı 5 yukarı belli sektörlerde iş yapıyoruz. Oysa bu okulun da senin oralardan sıyrılman, gelmen birazcık zor. O yüzden içerik yatırımı, web sitesi yatırımı, sosyal medya yatırımı ve tabii ki Google'un da orada belli oranda belli bir yatırım var. Onlar gerekiyor ama çok büyük bütçe anlamına gelmiyor. Ben çok fazla hikayemiz var. Belki de eksik bir tane de bu hikayelerde. Çok küçük rakamlarla çok büyük ROI'ye ulaştığımız farkımız. Hem de yani böyle Anadolu'dan yani Türkiye İstanbul'u boş ver, Anadolu'dan doğru yani. Şimdi içerik üretimi çok ciddi bir konu.
onu biraz anlatmak istiyorum. Yani Türkiye'de o konuda nasıl bir şart var? İnsanlar artık daha önemli başlıyor mu? Ve yine kavradı mı? Onu sormak istedim. Size de orada bizim kontratak diye markamız var. İçerik, ben şöyle anlatıyorum. Pandemiden önce herkesin bir blog sevdası vardı. Herkes blog yazalım, işte portal yapalım vesaire. Pandemide biraz olay değişti çünkü içerik kıymeti öne çıktı. İletişim durdu, insanlar çok fazla internette, yani Türkiye'de arkadaşlar sosyal medyada 13 saat zaman geçiriyoruz pandemi döneminde. Korkunç bir rakamdı, 13 saat. Hepimiz vardı o yani. Bakmayın öyle gözlerinizle, hepimiz yaptık bu işi. Yani yapmamış gibi bakıyorsunuz ama hepimiz yaptık, emin olun. Dolayısıyla kontentin önemi arttı. Ve bir anda işte pazar yeri içerikleri, web sitesi içerikleri, e-ticaret ürün açıklamaları mesela bugün işte ben de eğitimde böyle bir son dakika geçtim. Orada da gördüğüm mesela şeyleri. Bunlar arttı. Ama bir de son 3-4 yıldan beri böyle ChatGPT diye bir şey hayatımıza böyle bir anda girdi. Bütün hatta bizim bir ara gelirler düştü. Bizim rektör dedi ki ya Emrah Bey ne yapacağız? Kapatacak mısınız? Alakası vardı. Tam tersi. Zeynep şimdi hazır oldu. Aslında şimdi Zeynep çünkü bir anda herkesin hayatına içerik geldi. Yani biz bunu 10 yıl, 15 yıldır söylüyorduk. Kimse bunu bu kadar emin olsun bilmiyordu. Ama teknoloji getirince olay değişti. O yüzden hep şey dedim. Kriz kucağında fırsatı getirir. Dolayısıyla şimdi insanlar buna daha mantıklı bakıyor. Ben de şöyle bakıyorum. Evet bu tarz yapay zeka modülleri kullanılmalı ama organik aramalarda belli hani insan müdahalesi olmadan bu işi sadece makineye bırakmak doğru değil. Hatırlayın drone'ları. Drone'ları ilk aldığımız herkes drone uçuşuyordu. Sonra drone ehliyeti diye bir şey çıktı. Bu da benim şahsi görüşüm. Yapay zeka kullanma ehliyeti diye bir şey gelecek. Çünkü yapay zeka doğru soru sormasını bilmek lazım. Bazen böyle Türk aklı turşunu kandırayım gibi sorular da soruyoruz. O aslında algoritmayı bozuyoruz. Yani onu ne kadar manipüle edersen onun çalışmasını o kadar zorlaştırırsın. Mesela kendinizi sorun, şirketinizi sorun. Dijital exchange nasıl diye bir sorun. Bir şeyler söylüyor, iyi ya da kötü. Ya da Emrah Hanım ya da siz kendiniz sorun. Bir şeyler söylüyor. Bunları da sağdan soldan topluyor. Sonuçta seni tanımıyor makine. Hani en basit kendinizden benchmark alın bakın. Dolayısıyla içeriğin kıymeti her zaman iyiydi. Ama ilk kez çiftliğinin gibi kavramlar geldi hayatımıza. Şu an daha da bir anlamlı hale geldi. Yani şimdi sen söyleyince ben de 3-4 ay önce ChatGPT'yi kullanıyorum, deneyim, anlamaya çalışıyorum. Havalı havalı yazdım, Murat Erdoğan kimdir diye. Tanımıyorum dedi. Böyle şey. Sonra bozuldum, hadi nasıl olmasın, yapay zeka falan. Sonra Ankara'nın başkanı buluşu yazdım, bakayım bir şey yazarım diye. Boş bir şey yazdım, baktım yazıyorsun, ben dedim, ben bakıyorum. Neyse, arada böyle yazacağım yani. Arkadaşlar. Şimdi çok kısa şeyler söyleyeyim, sabah toplantıda, burada toplantıya girmiştim, orada koştum. Microsoft'un bir ürünü var. Arama motoruyla yapay zeka birleştiriyor. Yani nasıl anlatayım? Microsoft şu an bir ürün üzerinde bir şeyler yapıyor. Belli keywordleri aramalarla eşleştirip daha sonra başka bir şeye getirecek. Yani Google da yapacak bunu. Merak etmeyin, Google'da var. Onun da ürünleri var. Yani gelecek olan dönem çok heyecanlı ve çok korkunç. Korkunç iyi anlamda söylüyorum. Kötü anlamda değil. Çünkü inanılmaz bir reklam modellemesine doğru gidiyoruz. Çünkü işte 2024'te çerez politikası gibi hayatımıza daha da gelecek. Bilmiyorum ben takip ediyor musunuz o işleri ama yani şunu demek istiyor. Bütün dataları boşaltın, baştan başlıyoruz diyor. O yüzden de bu tarz teknolojiler işimize, ki burada hepimiz dijital pazarlamanın bir oyuncusuyuz. Çok fazla işimize yarayacak diye düşünüyorum. Bence yine altını çizecek bir şey söyledim. Yani yapay zekanın olması güzel bir şey. Teknik olarak görmek yerine benim işime nasıl katkı sağlar şeklini görürsek daha hızlı derleriz. Yani kontent sağlayabilecek insan her zaman önemli bir mantık size bir. Onun da yani bazen şöyle bir şey oluyor. Abi robotlar geldi, biz işsiz katı. Öyle bir şey yok yani mutlaka. Yok. İş bazı sektör bitecek, bazı şey olacak. O yüzden her alanda kendimizi geliştirmemiz ve işleri nasıl monte edebiliriz de uzatlamak gerekiyor. Yoksa hayır. Ağlayız, ağlarız ama. Yani. Hani kendi örnek vereyim. Kontent var. İçerik ajansımızda ilk bu iş böyle kuru patladığında satışlarımız çok ciddi düştü. Yani gerçekten çok ciddi düştü. Ama şu anda çok şükür çok çok iyi. Maşallah. Hayır. Bu kadar kendimize örnek verebilirim. Şimdi bazı markalarda şunu görüyorum. Bu işte yani pazarlamaya ayıracak bütçesi olmasa da abi ya ben yaparım ya tarzı bir şey oluyor. Şimdi yapar mı? Ya da niye size ihtiyaç var? Sizin gibi markalara, ajanslara ihtiyaç var. Sizin şeyiniz ne yani?
Cina gibi var mı? Yani alamet farik aslında. Ya şöyle, şimdi ben Anadolu'da çok geziyorum. Çok fazla şehirde işte müşterimiz var sağ olsun. Genellikle şöyle bir kavram var. İşte ya oğlu, ya kuzeni, ya bir akrabası bir iş içerisinde oluyor. Yani bütün hikayeler böyle başlıyor bizde. İşte bizim oğlan bilgisayar okudu. Bu işte anlar mantığı var. Yani böyle başlanıyor bu işi. Burada hani ben hep şey diyorum, bu iş takım işi yani, bu iş tek başına one-man show iş değil. Dolayısıyla iyi bir içeride ekip yapılanması, iyi bir ajans, iş ortağı, danışman, kimse bilmez, hangi sıfatlarını içine alıyorsanız, böyle biri olmalı. Bizim alamet farikamız şu, hani yaptığımız 18 yıldan beri yaptığımız iş, biz markaların ekibi gibi oluyoruz, takımdan bir parça oluyoruz, bir şeyi satmaya kalkmıyoruz, tam tersi o marka nasıl büyür, bunun hikayesini koşturuyoruz. Bunu yaparken de artık böyle bir ekipten bir yapı gibi oluyorsun ve ister istemez hani iş artık aynı gemide, aynı kutuda koşan iki sipikten aslında koşucu gibi olduğu için de iyi sonuçlar çıkarmaya çalışıyoruz. Ama bir şeyin altına çıkmak lazım. Algoritmalar değişiyor. Evet. Aslında bence mesele o. Yani bir yere kadar yaparsın da her dakika değişen var. İşte gündemi takip etmez. Zaten en büyük sıkıntı orada başlıyor. İşte bir şeyler yapılıyor. Mesela hatırlar mısınız? Burada hepimiz şahit suçlarını biliyoruz değil mi? Mesela örnek veriyorum size. Şahit. Evet, biliyoruz değil mi? Mesela şahit724.com bir web sitesi var, hatırlar mısınız? Ha. Mesela 125 TL hediye çekmiş, 125 TL alışveriş yapana 72 TL hediye bir şey onu hatırlar mısınız? Ha. Onun mimarı biziz. Ha. Yani günde çok ciddi bir rakama kadar ben satmaz dediğim sucuk salam satıyorum. Yani ve güzel olan taraf bölgeyi şey yapıyorduk. Niye anlattım bu örneği? Çok ciddi bir ilme ve konu oldu. Kayseri'de, Erzurum Üniversitesi'nde şeye girdi. Hatta Ali Atıklı Twitter'a yazdı. Bakın o geçmişte. Ya bu kadar sucuk nasıl satıyorlar bu insanlar diye Ali Atıklı ile yazdı Twitter'a. Sonra ne oldu? Şu an yine tabii ki şahit, tabii ki şey değil. Hani küçülmedi marka. Ama proje devam edilmediği için, yani o güncellenme, o update olmadığı için otomatikman ister istemez geri geldi. Dolayısıyla güncellemek de gerekiyor kendini. Arka tarafta bir sürü kural değişiyor ve onu da bir takip etmeniz imkansız. Doğru. Bunu da bakmak gerekli. Estağfurullah. Ama birazcık olması gerekiyor. Şimdi son soru şu olsun. Influencer marketing. Yani bu milyonlarca takipçiden ziyade biraz iş, mikro dediğimiz daha böyle az ama niş takipçisi olan döndü. Yoksa orada da orada da ekmek var. Yoksa eksik yarın büyüyor. Yani mikro influencer o daha gündemde. Ya da influencer marketing'i nasıl görüyorsun? Ya Türkiye'de, dünyada. Bizim şöyle, hani yine şey, sondan da bizim markalara geliyor, ötesi oluyor. Together Social bir markamız var. 126 ülkede veriye böyle influencer pazarlaması yapıyoruz. Şimdi Türkiye'de malum son günlerdeki haberler biraz influencer pazarını biraz böyle bir şey oldu. Hakikaten böyle rahatsız etti. Bizi de devlet kanalından belli mecralar çağırdı. Hele şu işi anlatın dediler bize. Nasıl oluyor bir anlatın diye. Biz de devletin belli kanallarında bu işi anlattık işte bu süreçler. Şimdi Türkiye'de influence etme yetkisi ve yetenekleri birazcık işte birbirine benzer influencer'lar çok fazla olduğu için kontentin kalitesi düştüğünde iş düşüyor. Ben diyorum ki mikroda, makroda, nanoda, celebrity'de, semi'de hepsinin bir adı var bunların. Bu bitmez. Türkiye'de birazcık böyle bir şey oldu. Markaların da ilgisi azaldı değil mi? Ama hala parakende sektörler ve kozmetik gibi belli sektörlerde bu iş devam ediyor. Türkiye'de birazcık daha regülasyona girecek bu iş. Influencer'lar daha kontrol altına kalacak ama globalde böyle değil. Globalde çok açık söyleyeyim, daha prezentasyonları var. Daha netler, daha... biz çünkü global markalara da bir şey yaptığımız için orada birazcık daha pazar çok akışkan değil ama Türkiye'de birazcık son dönemde işte bu sağlık, bir güzel bir salonuydu, bilmem ne gibi olayla birazcık o camiye ister istemez yıprattı ama bu asla bitmez. Hani bu pazarın öldüğü diyemem çünkü çok ciddi bir gelir modeli var orada ve markalar bunu çok ciddi kullanıyor. İşte Trendyol'a bakın, Hepsiburada'ya bakın, kendi markalarınıza bakın. Hepimizin bir sosyal medya hesabı var burada. TikTok olsun, Instagram olsun, Facebook olsun. Her yerden bir iletişim var. Yoksa pazar bitmez. Sadece birazcık daha böyle toparlanıyor ve sağlı solu kontrol altlarına aslında. Bu arada tabii bunun altını çizelim. Yani bu 3-5 tane haber var. Bunlara çok itibar edip tüm fenomenleri ve o işi gerçekten vaide yapan. Yani şunun altını bir kez daha çizelim. Biz, ben kendimle konuşayım. Video çekiyoruz.
Abi onun düzenlenmesi, bir şey yapılması, etmesi falan, hangi saniye güleceğiz, hangi saniye, yani çok zor. Yani siz onu 10 saniye, bizler onu 10 saniye, 15 saniye izliyoruz. Aa diyorsun video. Ya bu diziler de öyle ya, siz bir dizi izliyorsunuz. 2 saat aslında onu 2 hafta çekmiş. Yani gerçekten çok yemek var. Böyle çok da küçümsememek lazım. Arkadaşlıktan bir şey var. Bir de yani geçenlerde bana bir şey geldi, sorular geliyor böyle. Gençler soruyor diye bir konseptimiz var. Abi ben YouTube olmak istiyorum. Yani YouTube olmak nedir? Yani ne anlıyorsunuz bilmiyorum dedim ama yani şu da çok büyük bir stres. Adam izlenme sayısı 700 bin. Sonra video çekiyor. 700 binin altına kalınca çok büyük bir stres. Bunu nasıl kaldıracak falan yani değil mi? Çok son bir şey söyleyeyim. Şimdi benim okuduğum kitaplar için korkum. Beğenilme korkusu diye bir şey, beğenilmeme korkusu diye bir şey var. Bu çok tehlikeli bir şey. Çocuklarımızda bu çok var. Mesela Instagram'a story atıp yarım dakika ya da 5 dakika sonra kaç kişi izledi diye bakan kaç kişi var burada? El kaldırdık mı? Bu çok tehlikeli bir şey. Bunu azaltın. Bu çünkü insanlar şuna bakıyor. Tabii ki algoritma birçok şey var ama işte mesela ben de story atıyorum Instagram hesabımda ama yarım dakikada bir kaç kişi izledi? Tamam, izlediği gördüm. Mesela bir rakam çıkıyor. 100, 200, 300, 500. Nasıl yaz alıyorsunuz? Mesela var mı? Ben çok az alıyorum. Ama az olunca üzülüyorum ya. Aynen öyle. Böyle bir sıkıntı var. Bunu da düzeltmek lazım. Yoksa diyorum ya, bazen content şey olabilir. Yani ilk etapta çok izlenmeyebilir. Ya da az, ya ben hep şey diyorum yani gerçekten, mesela benim bir hobim var, ben büyük balık avlamayı, okyanus avlamayı seviyorum mesela. Ve gittiğimde işte tekneyle vesaire bir sürü balıkçı videosu var ve çok küçük bunlar böyle, işte okyanus vesaire. Hepsini izliyorum mesela. Ama hiç böyle milyonluk hesaplar değil, hani böyle bir milyon şeyleri, küçük hesaplar. Adam yakalıyor okyanusu, fotoğrafını çekiyor, şiştiriyor. Ve bir dakikalık, 59 saat. Çünkü bütün balığı 4 saat boyunca ulaşamazsın zaten. Dolayısıyla hani o korkumuzdan bir vazgeçin. Emrah çok güzel oldu. Teşekkür ederim. 20 dakikada herhalde olabilir. Her şeyi konuştuk. YouTube'dan girdik, sosyal medyadan çıktık, Google'a uğradık. Microsoft'a bile uğradık. Aynen öyle. Konuştuk. Ağzına sağlık. Çok pardon. Soru sormak istiyorum da. Soruları sonra şey yapalım. Aynen. Çünkü arka arkaya gideceğiz. Bekletmenin. Ağzına sağlık. Alkışlarla. Emrah buyurun. Mikrofon takıldı genelde kendisine. Ödeme sistemi sevgili dostlar. Tamam, siteyi kurduk, web sayfamız var. Tamam, pazarlama yaptık. Müşteriler geliyor, koşa koşa sizin ürünleri alıyor. Parayı nasıl alacağız? Bu anlamda bizlere sevgili Burcu Kaya, ödeme sistemleriyle alakalı bilgiler verecek iş ortak bir şey müdürü. A'dan Z'ye bunları konuşacağız. Şeref hoş geldin. Nasılsın? Ne güzel seni görmek seneler sonra. Yeni gelenler var, çıkanlar var. Böyle bir şey, kan değişimi. Evet. Telefonumuz iyi mi? Akıcıyız değil mi? Sıkıntı yok. Biraz sıcaklık herhalde. İyi biz. Eğer çok sıcaklarsa yine açarız. Hava akımı yaparız. Soğuturuz. Evet. Bir şarkı söyleyeceğim ama şarkı da çok kesin güzel değil. O yüzden evet. Alkışlarla sevgili Burcu. Hoş geldiniz. Yoktu. Geçti anladım. Biz akşam uçağa kaçırdığımız güzel oldu. Kaçırmıyorum. Ya bugün geçen Kayseri'ye gittik sevgili dostlar. Kayseri'de şey yapıyoruz. Uçaklar mı uzay? Sen yoktun. Burak vardı. Ya uçak niye ilk ben kalıyorsun? Türk Hava'da da bilmiyor. Yani biz bilmiyorsunuz biz nasıl şey yapacağız? Sabah 4'ü aldık. 4'ü ilk defa uçağa bindim. Bana uçağa bindim uçakta. Neyse bu akşam bir şekilde gideriz. Şimdi ödeme sistemleri. Ödeme denince akla hep banka gelir. Gelmezler. Şimdi siz bir banka değilsiniz. Siz kimsiniz? Tam olarak ne yapıyorsunuz? Böyle başlayalım. Biz Merkez Bankası'na bağlı bir ödeme kuruluşuyuz. Biz ikimiz neden banka? Diyelim ki bir butik, ben bir butiğim ve bir butiğim var. İşte ürünlerimi aldım, mağazamı kurdum ve online'da da satış yapmak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Müşterim geldi, işte farklı farklı Türkiye'de 9 tane kart sayesi var diyorsunuz. Bunun için her bankayla ayrı ayrı anlaşmam gerekiyor.
Biz tam olarak bu noktada devreye giriyoruz. 22 bankanın tamamı, 9 kart ailesinin tamamıyla anlaşmamız var. Ve tek bir entegrasyonla bankalarla tek tek anlaşmamıza gerek kalmadan SİLPE entegrasyonunu kullanarak ödemelerinizi alabiliyorsunuz bir ayrı şekilde. Yani 9 kart var, World Card, 9 kart falan mı? Tabii, para gibi birçok markada. Şimdi her müşteri için taksit yapmak istiyorsak, her bankayla gidip ayrı ayrı anlaşmamız gerekir. Ben de eski bankacıyım. Bu da hem zaman, hem ücret açısından bizi yoracak bir süreç. Buna gerek kalmadan tek bir entegrasyonla SİLPE üzerinden ödemelerinizi alabiliyorsunuz. Şimdi, Digimax'ın da zaten bir entegrasyonumuz var. Mesela paket alalım oradan, SİLPE.com.tr'ye girdik. Evet. Oradan başvurur mu yaşıyor? Nasıl oluyor? SİLPE.com.tr'ye başvurarak ödeme almak istediğinizde başvurularınız zaten diyelim ki bu saatte başvurduğunuz ertesi gün arkadaşlarınız tarafından aranıyorsunuz. İşte altyapı olarak Digimax kullandığınız veya farklı bir üretim markası kullandığınız diyelim ki iş ortaklarınız bahanesi. Bizim bir entegrasyonumuz olduğu için aynı gün içerisinde evraklarınız hazırsa ödemenizi almaya başlayabilirsiniz. Çok hızlı. Evet. Peki kim denetliyor bu ödeme sistemlerini? Biz Merkez Bankası'na bağlıyız. Merkez Bankası tarafından denetleniyoruz. Yılda 8 defa denetim alsınız. Ara ara hatta... Merkez Bankası ile bir şey yok. Merkez Bankası nokta yani. Hatta ara ara mesela işte ödemelerinizi alıyorsunuz ve sizden fatura istiyoruz satışlarınızla ilgili. Ödeme sistemi sebebimizde biz denetim altında olduğumuz için o faturaları denetimde sorabiliyorlar. Şimdi biz de bir tüketici olarak yani bir yerden, yani yine aynı örneği vereyim, Burcu Kutu'ya girdik. Alışveriş yaparken yani SİLPE'ydi, XPE'ydi, XBank'sı görmüyoruz. Ama arka tarafta bir sürü şey var. Mesela bazı bankalarda anlık bir sıkıntı olabiliyor. Ama mesela bir ödeme sisteminde iş yaptığınız için ne oluyor orada? Ya örnek veriyorum, Garanti Bankası ile anlaştığınızda diyorsunuz ki benim Garanti Bankası'ndan işte sana dosum var. Ben bonus ödemelerimi, bonus kart ailesiyle ilgili ödemelerimi Garanti Bankası sunumu aldım. Ama garantide bir kesinti olduğu zaman siz bonus kartla ödemelerinizi alamıyorsunuz. Ama bizde öyle değil. Bonus, işte Denizbank var, TEF var. Biz anlık kesinti sırasında müşteriniz veya siz hiç anlamadan o anda ödemenizde kesinti olmadan arka plandaki kesinti değişiyor sistemsel olarak. Eğer garantide sorun varsa Denizbank ailesini alıyor ya da işte tek bonus alıyor gibi. Saniyenin bildirebilirim çok tıkır tıkır, çok hızlı. Saniyese bile değil. Evet. Çünkü şunu alışmak lazım. Müşteri bizde tüketiciyi istiyor, beklemiyorsun. En ufak bir sıkıntı olduğu zaman o sayfa bırakın ödemeyi. Sayfa bir insanla geçiyorsun, ya ne oluyor falan diyorsun. O yüzden saniyeler de çok değerli. Sebep tercih oluyor. Çok çok önemli. Evet. Şimdi dijital cüzdan hizmet veriyorsunuz. Dijital cüzdan diye ne anlamak lazım? O da yeni bir kavram. İnsanlar bilen var, bilen var. Tam var dedik ki işler. Aslında iki ay yönümüz bize bir SİLPE cüzdanımız var. İşte burada bir SİLPE kartımızın olduğu bir cüzdanımız var. Son kullanıcıya hedeflediğimiz bir cüzdan. Nedir işte içerisinde Netflix, Spotify, YouTube gibi birçok SİLPE kartlar bu platformlarda üyeliğimiz varsa %60 cashback sağlıyor. Bu bir deviz kartı. Online'da veya işte yurt içinde, yurt dışında kartlı kartsız bütün harcamalarınızı kullanabiliyorsunuz. Bu bizim cüzdanımız. Son kullanıcıya sunmuş olduğumuz. SİLPE kartı da birçok platformda 160'a yakın cashback ediliyor. Bir de sizin kendi markanız var. İşte ben çok olarak çok büyüdüm ve kendi markanın cüzdanını oluşturmak istiyorum. Örnek veriyorum. Trendyol cüzdan veya Starbucks'taki cüzdan gibi. Bu noktada bir sabahkan programı yaratmak istiyorum. Burada da kendi cüzdanınızı yine bizim Wallet Gate altı konusu kullanarak oluşturabiliyorsunuz. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Geçenlerde konuşuyorduk. Umarım böyle senler döndürsün ya kanalda konuştuk bunu böyle. Şimdi herkesin birbirine borcu var. Evet. Borcu olmayan yok. Evet. Ben mesela bir Fatih için gözümde geldim. Ben bir Fatih'e borcum var. Fatih'i bırakmıyor. Yani güvenmede diyor. Tamam diyorum. Yok diyorum keş. Mesela Fatih için o benim orada bu oldu galiba. Fatih'in SİLPE şeyi varsa gidip gönderiyor. Evet. Ve ben ona oradan notifikatı tutarak kredi kartına ödeme yapabiliyorum. Evet. Ve taksitten veriyorum. Evet. Bu nedir? Bu da çok önemli bir şey. Çünkü çok yani en büyük sıkıntı nakit gelmemesi. Nakit akışını sağlayan bir şey. Tabii. Tabii. Yani şöyle sizin bir alacağınız var veya işte sağda çok fazla bir desteğiniz var ödeme alacak. Ama her birini ayrı ayrı işte bir
fizik postmodern istemiyorsunuz. Bu noktada ne yapmanız gerekiyor? İşte ileri tarihli, süresiz bir link oluşturabiliyorsunuz C-Layer kullanması üzerinden. Herhangi bir entegrasyona ihtiyacınız yok. Sizin sisteminiz yok ama ödeme almak istiyorsunuz, üre satıyorsunuz. Bu linki oluşturarak hem sağdaki arkadaşlarınız ödeme alabilir ya da işte havayiniz ödeme alabilir ya da yurt dışından ya da sosyal medyadan satış yapıyorsunuz ve ödeme almak istiyorsunuz. Müşterinize bu linki gönderiyorsunuz, linki giriş yaptığında ödemesini sağlıyor ve siz C-Pay panelinizden kontrol sağlayabiliyorsunuz. Şimdi yukarı çok ses geliyor ama yukarıdan buraya da bulundum. Evet, özür dilerim. Yukarıdan çok ses geliyor. Biraz daha sesli olmaz mümkün mü acaba? Beni durdurma. Çok sesiniz geliyor yukarıdan. Rica edeceğim, biraz daha sesli rica edeceğim. Sizin fırsatınız buraya çok böyle bir şeyle geliyor. Yankı yapıyor çünkü. Şimdi poz makinesi. Ya sana poz var. Bizde fizik poz var. Niye burcu bitikten gidiyor? Evet. Öyle bir şey var mı? Yok, burcu bitik. Bak, vardır kesin. Ama ben de bütün sunumlarında burcu bitik. Burcu bitik. Şimdi fiziki poz, yani bu bildiğimiz kural. Evet. Geçen hafta siz de Ankara'da yaparken geri geldiniz. Kartta 10 kuruş çektik. Evet. Yani cidden çok hızlıydı. Şimdi fiziki poz isteyenler de var. Herhalde evet. O ihtiyacı gördüğünüz için. Ya evet. Beyefendi mesela dükkanı var. Ambulans evet. Kişi var. Bir evet. Kutiyi var. Onu da görüyorsun. Her şey var. Yani. İzmir'deki taksi, bildiğiniz taksilerdeki postların %80'i C-Pay. Taksiye giderseniz sitelerinizin altına bakın, C-Pay yazar. Bakın böyle. Evet. Taksiye giden var mı? Çok, ben çok taksiye gidiyorum yani. Şöyle... Herkes, bakın akşam taksiye gittiğinizde... Taksiye post dedi. Yok, C-Pay. Taksiye post başka bir marka. Ama İzmir bölgesindeki taksilerin %80'inde C-Pay'in fiziki postu. Anlaşmalısınız. Evet, anlaşmalıyız. Bu fiziki posta yine markanızı kurdunuz. Bir fiziki posta ihtiyacınız var. Yine her bankayla anlaşmamız gerekiyor ödeme almak için. Bizim BKM tek postada altında bir postumuz var. İçerisinde 6 banka bulunuyor. Hem 6 bankayla taksitlerinizi alabiliyorsunuz. Tek bir post üzerinden. Hem ödemenizi yapabiliyorsunuz. Şimdi bankalardan fizik post aldığınızda aylık yaklaşık 1 TL'ye yakın aylık ödemesi bulunuyor. Sizin fizik postunuzu sadece aylık 200 TL'lik bir ürünü ödeyerek ödemenizi alabiliyorsunuz. Android tek post. Şey sormak istiyorum şimdi. En çok sorulan sorular. Yani tabii komisyonlar hep değişiyor ama yani ben diyor 8 tane markayla konuşuyor. Yani başlamışta var 0, elde var 0. Komisyon pazarı yapmak biraz çünkü herkes aynı oranda veriyor herhalde. Yani belli bir seviyeye geldikten sonra onu yapmak lazım değil mi? Belli bir büyüklüğe geldikten sonra. Ya bence bu en önemli olan tabii ki komisyon da çok önemli ama hacim büyük desteği başlangıçta buna bakmamalı ama eğer sitenizin altyapısı örnek veriyorum ticimesiz kullanıyorsunuz ya da fiyatın marketi kullanıyorsunuz, artık devletin altyapısı kullanıyorsunuz. Burada bizim entegrasyonumuz var ve çalışıyor. Burada benim önerim altyapı olarak kullanmış olduğunuz, işte sitemizin altyapısı neyse oradaki önerilerinizle ilerlemeniz. Yani şu an Google'a girdiğinizde ilk çıkan 50 tane ödeme kuruluşun hepsinden güvenli bir şekilde hizmet alabilirsiniz bütün rakiplerinizden ama altyapınız hangi ödeme kuruluşuyla veya sorduğunuzda hangi ödeme kuruluşunu öneriyorsa o noktada ilerlemeniz sizin için daha iyi entegrasyon açısından. Sonrasında pazarlık için tabii ki sağlayabilirler. Ödeme kaç gün sonra geliyor sorusu var. Hatta WhatsApp'tan şimdi bizi sormuş. Yani niye sormuşsun? Kaç gün sonra geliyor mesela? Ödemeler ertesi gün, 7 gün, 15 gün, 32 gün olarak değişiyor. Ama sizin vergi refahınız çok yeni ise 1 yılın altında olan vergi refahları da başlangıçta haftalık olarak ödemeler alınır. Sonrasında ödeme maddesi değişkenlik gösterebiliyor. Bir de tabii ki blokeli postumuz var. Bu da 32 gün taksitlerinizde yine 30-60-90 olarak ilerler. Burada da sıfır komisyon ödemelerinizi alabiliyorsunuz. Herhangi bir komisyon yok. En sıkıntılı iş, şüpheli işlemler ya da sizin jargon fraud terimini şahit. Orada tüketici ve bankalar nasıl koyuyorsunuz? Şöyle bazen işte non-secure ödeme almak istiyorum diyor sitenin sahibi. Diyoruz ki yani burada non-secure ödemeyi çok fazla hazırlamıyoruz. Çünkü aslında sizi koruyoruz. Neden? Eğer işte sitemizden alışveriş yapan bir müşteriniz işte ben bu harcamayı yapmadım dediğinde ve o harcamayı non-secure şifre girmeden yaptırırsanız banka koşulsuz şartsız iade ediyor. Bu da sizi korumuyor aslında.
Bu noktada bizim bir rahat birimimiz var. Zaten 7/24 kontrol sağlıyor. Eğer sizin harcama itirazı veya rahatla ilgili müşteriniz bankaya veya işte bize şikayette bulunuyorsa biz sizden fatura istiyoruz. Siz o harcamayı veya o ürünü teslim ettiğinize dair faturayı gönderiyorsunuz. Bu noktada ilk koruduğumuz nokta bizim kendi müşterimiz oluyor. Şimdi 80 yakın ödeme sistemi oldu mu Türkiye'de? Vallahi güzel yaklaştı. Güzel yaklaştı. O zaman şunu da sormak istiyorum. Yani buradaki dostlarımız araştırırken ilk ödeme sisteminden hizmet alacaklar sonuçta. Niye başladılar? Dediğim gibi aslında bununla birlikte çıkan ilk elde ödeme sistemi hepsini erdem alabilir. Ama buradaki önemli olan şey işte çalıştığım markalar. İşte biz Ebebek, Altınbaş, Acıbadem grubunun tamamı, çıkan bir postalar gibi birçok farklı hizmet vermekteyiz. Ve aslında ulaşılabilirlik. Yani ödeme kuruluşuyla biliyorsunuz bankadan hemen ulaşamıyoruz ama ödeme kuruluşlarına ne diyeyim böyle ulaşabiliyorsunuz sorunlarınızda. Ve yine söylediğim gibi kullanmış olduğu sistemin alt tepsiyle olan entegrasyon çok önemli. Son soru şu olsun, fark yaratan bir şey var mı sizde? Fark yaratan çok fazla ürünümüz var. Evet, ürünlerimiz var. İşte bizim biraz önce bahsetmiş olduğum gibi fiziksel posta şu an en geniş ağa ulaşan ödeme kuruluşuyuz. Hatta fiziksel posta idare etmiş ödeme kuruluşlarından değiliz. Şu an sahada 5000'e yakın fiziksel postumuz var. Açık bankacılık lisans alan ilk ödeme kuruluşuyuz. Yine açık bankacılık kurumsal lisans, yani kurumsal bir hesabınız, birden fazla çok hesabınız varsa açık bankacılık hizmetini kullanmak istiyorsanız bu noktada hizmet veriyoruz. İşte SİBEY kartımız var gibi birçok ürünümüz var. Kart güzel, ben bunu kullanıyorum. Keşfeklerden yararlanır mısınız? Keşfek'i daha kullanmadım, dürüst oldum ama çoğu şeyde kullanıyorum. Çünkü ödememi yapınca daha harcamalar biliyorum. Kredi kartına bazen gidip kaçıyor, ödememi çok güzel. Şimdi şeyi sormak istiyorum, hepsini konuştuk. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yani sormak istediğiniz bütün sorularınızla size destek oluruz. Zaten bize başvurduğunuzda SİBEY.com.tr'ye... 2 saat mi? 2 saat. Normalde 2 saat. Tek ödeme, yani tek çekim ödemelerinizi almanız için 2 saat içerisinde postlarınızı açıyoruz. Taksitleriniz için 1-2-3 gün içerisinde tamamlanmış oluyor bütün bankalarda açılış işlemleriniz. Ama 2 saat içerisinde tek ödemenizi alabiliyorsunuz. Hayat bu kadar kolay işte. Yani eğer siz başlamak istiyorsanız önünüze bir engel yok, aksiyonu alıyorsunuz, SİBEY.com.tr'ye giriyorsunuz ve hemen ödeme almak için 2 saat içerisinde hazır. Tabii İzmir. Eğer buradan başvuru yapacaklarsa, İzmir etkinliğinde tanıştığınızı söylerseniz arkadaşlarımız sizlere uygun komisyon aralığıyla da destek olacak. Yo, sevgili Burcu Kaya da alkışlarlar. Sevgili Burcu, ağzınızı çok güzel, çok keyifli sohbet oldu. İlk zaman kaybetmeden sevgili Fatih'i alacağız, mikrofonu takacak. Fatih'le de entegrasyon konularını konuşacağız. Entegrasyonu bilmeyenler varsa sevgili Fatih Balkan dağdan zevk bunları anlatacak. Fatih'cim hoş geldin. Arkada var ya. Sesim geliyor. Ses geliyor. Evet. Buyur musun? Herkese selamlar. Seni burada görmek ne kadar güzel. İnanın ben de çok mutluyum. Neden dersen ben Trakyalıyım. Tekirdağ Çorumluyum. İzmir'de olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum. Çünkü kültürel anlamda da birbirimize benziyoruz. Yani hiç yabancılık çekmiyor. Keyif. Fatih'i seviyorsunuz galiba. Evet öyle diyeyim. Keyifli. Entegrasyon. Şimdi Platin 360 entegrasyon nedir biliyoruz ama bizi izleyen anlatır mısın? Yani tam olarak ne yapıyorsunuz? Entegrasyonu ne yapmak lazım? Şimdi aslında biraz önce röportajda bahsettik. E-ticaret sektörü 20 yıl oldu. 22 yıla giriyoruz Mart ayında 2024'ün. Yani ilk e-ticarete başladığımız dönemlerde sadece basitçe bir e-ticaret sitesi açmanız bir de bankaların sanal kutsal kıyısında entegre olduğunuz aslında şey oluyor. E-ticaret yapmaya başlayabiliyoruz. Zaman içerisinde kargo entegrasyonları gelmeye başladı. Eskiden bizim kullanıcılarımız ürünü alırdı, kargoya götürürdü. Kargodan bir kod alırdı. O kodu gibi sisteme elle girerlerdi. Müşteriler takip etsin diye. Başka birine için girerlerdi, problemler çıkardı. Tamamen sonra kargo entegrasyonları çıktı. Belirli bir süre sonra tüketiciler şey istemeye başladı. Biz artık e-fatura çıktı. Gelen siparişlerimizi tek tek muhasebeciye gönderiyoruz. Belge halinde sipariş. Onlar tek tek fatura kesiyor. Yine yanlışlıklar oluyor faturalarda. Otomatik tek tuşa basılsın bir fatura kesilsin denmeye başladı. O süreç
süreçler geçtikten sonra biz SMS göndermek istiyoruz müşterilerimizden. SMS entegrasyonları devredildi. Sonra henüz hat değişti. İleti yönetim sistemi dediğimiz İYS diye bir şey çıkardı Ticaret Bakanlığı. KVK merhaba. İSİ'yi bozdu. Bunda da bir entegrasyon gerekiyor. Kullanıcı çıkmak istiyorum tıkladığı zaman hemen devletin sistemini bildiriyor. Bir daha o kişi o konuyla alakalı SMS veren mail almıyor. Gibi bir e-ticaret ilk çıktılar yıllarda basitken o kadar karmaşık hale gelmeye başladı. Ve Google reklamları için merchant entegrasyonları, ürünleri Google'a iletmemiz gerekiyor ki reklamlarda Google'da ürünleriniz gözüksün. Meta entegrasyonları derken bu işte ERP'ler, onlar bunlar bu ürünü kaçtı. Ondan sonra bunu tek tek işler manuel olarak yönetemez noktaya geldiler. Ondan sonra da aslında farklı farklı çalışan sistemlerin tek bir noktada birbiriyle sağlıklı bir şekilde konuştuğu ve yönetimi kolaylaştıran, bu e-ticaret yapan insanların da zamanını daha verimli kullanmasını sağlayan model olarak entegrasyon çıkmaya başladı. Ve aslında şu anda %10'luk kısmındayız diyelim yani. Daha çok büyük yani. Mesela biraz önce dikkat ettiniz. TikTok Amerika'da şu an e-ticaret modeli deniyor. Yarın öbür gün Türkiye'de de e-ticaret satış modeline girdiği zaman var olan ürünlerinizi otomatik TikTok'a aktarmak isteyeceksiniz. Ya da farklı bir sistem Türkiye'ye girdiler. Ya da ihracatla alakalı ben artık yurt dışında satmak istiyorum diye düşünecek kullanıcılar. Buradan hemen otomatik göndermek isteyecekler. Gibi birçok seçenek var. Keza e-ticaret sitenizde de entegre olsun isteyeceksiniz. Bir ürün satıldığında örnek veriyorum, Ticimax'a e-ticaret alacaklarından bir ürün sattınız. Eş zamanlı olarak Explora'da Trendyol'da M11'den stokları düşsün. Müşteriye yok sattığınızda çünkü pazar geldiği ciddi yaptırılan uyguluyor. Ceza kesiyorlar. Stoğun yönetimi de tek noktada olsun. Şimdi böyle derken entegrasyonlar aslında hızla çoğalıyor daha da girecek. Ana konu olarak bu entegrasyon. Yani geçen sen senin yaptığınız online yayında önümüzdeki 4-5 senenin en önemli konusu entegrasyon olacak demiştim. Herhalde bu çıkan ihtiyaçlardan dolayı değil mi? Çünkü ben de bakıyorum şu anda fuarlarda, e-ticaret fuarlarında falan böyle yapıyorum. Hep böyle entegratör, her dakika böyle yani lojistik var, entegratör fırması var ya da işte Amazon'da şu anda falan. İnanılmaz dedi fazla. Herhalde ihtiyaç çok fazla. Doğru. Ve o yüzden de firma sayısında çok şey de artık 2024-2025'te yapay zekayı da çok duymaya başlayacağız. Yani şu an hatta geçen gün burada Ticimax'tan arkadaşlar da var. Ondan da paylaşımı gördüm. Onlar da sisteme eklemişler. Yapay zekayı. Evet, ben de gördüm. Dolayısıyla artık biraz da millet olarak üşengeçiz. Yani uğraşmak istemiyoruz. Yani bize adayı çok şey diyorlar. Ürün sipariş gelsin bana. İşte tedarikçi firmama otomatik bir gitsin. O kargoyu göndersin, para bana gelsin. Gibi bir düşünceler var. Elektrikler böyle kolaylaştırmak istiyorlar. Aslında ürün açıklamaları yazma anlamında şu an için çok daha gelişmiş noktaya gelmemiştir büyük ihtimalle. Yani ürün açıklamaları yazılır ya da görseller kullanılır yapay zekayla ama 3 yıl içerisinde oldukça iyi fikirler ve feedbackler vererek e-ticaret sitesi bir nevi kendi kendine bir iletişim noktaya gelecek. Yani mesela ben bir sipariş aldım. Örnek bebek bezi aldım diyelim 6 aylık. Bu otomatik olarak arkaya aldırmayacak. 3 ay sonra sizin çocuğunuz 9 aylık olduğunu sistem bilmeye başlayacak. 9 aylık bebeklerini alıyor. Daha önceki sahipleri, bebek sahipleri ne almışlar? Bunları artık size otomatik banner'ları yönetmeye başlayacak. Reklamları yönetmeye ya da e-posta pazarlamasını dijital yönetmeye başlayacak. Aslında bunu büyük şirketler hani Big Data'yı Amazon falan yapıyor ama bunu bizim gibi küçük ve orta dereceli işletmeler gibi bunları da artık çok daha kolay bir maliyetsiz şekilde ulaşabilecekler yapay zeka. Çok acayip şeyler söylüyorsun şu anda. Ama gelecek ne yazık ki her şeyimiz bir noktadan ticari olarak iyi ama evet. Bir açıdan da etik olarak da her şeyimiz devreye büyük devlerin elinde o da tabii ki tartışılır yani. Ama yani eğer biz BBG'ye takılmak istemiyorsak önce cep telefonunu bırakmamız lazım. Tabii evet, doğru. Yani bazen diyor ya 7 sene önce WhatsApp'ta bir uygulama bir şey oldu değişti de WhatsApp yüklemek, Telegram yüklemek bilmem ne. Ya arkadaş WhatsApp'a gelmek var. Zaten sen bu telefonu koyduğun zaman takılı telefonu her şey bitiyor. O zaman da eğer gerçekten dünya ile bağlı kesmek istiyorsan eski bizim 2000 yılların başında kullandığımız akılsız telefonları dönmemiz lazım. Yani sadece Yunan oynadığımız, SMS gönderdiğimiz, telefonla konuştuğumuz dünyaya var. Peki şimdi bir sürü şirket var. Entegrasyon yapmaya çalışıyor. Ama bir tanesi çöküyor, bir tanesi yapamıyor. Sistemler pek bağlanamıyor, sağlam. Yani bağlanmaya sıkıntı oluyor. Yani
Her gün orada bir yazılımcı var, yapamıyorlar. Bir de sıkıntı var. Yani aslında şöyle söyleyeyim, biraz kısa da olsa hani zamanınızda da ama hani Henry Ford nasıl zamanında araç üretilirken bir ustalar kullanmış. Ustalar her aracı gibi usta birçok resimle yapıyor. Sonra işte belli bir boyacıya gönderiyor, okaportacıya gönderiyor. Bu noktada ustaların nasıl desem, kabiliyeti çok önemli noktaya gelmiş ama ustalar kazan kaldırdığında biz artık işte ekstra zam istiyoruz dediğinde üretimler kurmaya başlamış. Sonra adam sistemlere, parçalara bölme prosesleri geliştiriyor. Araba geldiğinde diyor sen kapısını takacaksın, tek için kapı takmak diyor. Sen bu işi yapmak istemiyorsan yerine yeni biri bulur diyor. Aslında sorunun temel olarak baktığının cevabı bu. Var olan sistemler üzerine herkes işte onu ekleyip, bunu ekleyip, şunun entegrasyonu da yapıyor. Bunun entegrasyonu da gerçekleştirir derken bu sistemler yavaş yavaş ağırlaşmaya ve kararsız çalışmaya başlıyor. Bunun doğru yöntemi mikro istemcilik diyebileceğimiz ya da mikro parçacıklar diyebileceğimiz her ürünün, her entegrasyonun birbirinden bağımsız başka yazılım ekiplerinin geliştirdiği ama tek noktada birbiriyle konuşan sistem haline getirebiliyor. Bence burada yaşanan sorun, biz mesela kendi adımıza söyleyip sorun yaşamıyoruz. Biz aynı mikro mimaride çalışıyoruz. Oracle Cloud'da sunucular çalışıyor. Kesintiler zaten %100 alttan az fazla. Bunun gibi biraz bizde burada 20 yıllık bir birikim aslında bu işe girerken bunları gördük ve düşündük. Ana sorunu aslında var olan bir satış kanalı üzerinde diğer hepsini gömelim. Bütün iş oradan çözelim dediğinizde bu tarz sorunlar ortaya çıkıyor. Bunları bölmek, parçacıklar halinde çalıştırmak ve ayrı ekipler mümkünse çalıştırmak o zaman kesinlikle performanslı ve düzgün çalıştığı şey yapıyor, gerçekleştiriyor. Şimdi demin Kıvanç'la konuştuk. Kendi web sayfası olması, pazar yeri olması. Şu anda rakama baktığımızda Agile Goldware'de pazar yeri satan kişi sayısı çok fazla. Evet. Daha mı kolay geliyor? Yani ne gözlemliyorsun? Ya da bir web sayfası yapmaktan ziyade deneme mi yapıyor insanlar? Ya da çok fazla ürün var, o yüzden mi oluyorlar? Ya ne görüyorsun, ne gözlemliyorsun? Ben de aslında sana da katılıyorum. Yani Agile sitesi kesinlikle olmalı bir yönü. Çünkü o sizin ana merkeziniz olacak. Yani ana bir adresiniz olacak. Ama sadece e-ticaret sitesinin yanı sıra kesinlikle pazar yerleri ve işte sosyal medya olsun, farklı kanallar olsun da kullanılmalı. Çünkü pazar yerlerine baktığınızda milyon dolarlık bütçeler ayırıyorlar. Bir gibi reklamlar veriyorlar. Çok. Yani hatta biraz mevzuatlarla birlikte biraz kısıtlar yani o devlet mevzuat getirmesiyle artık sabah açıyorsun, bir reklam akşam açıyorsun, bir de 10 kere bıktırıyorlardı hatta bir dönemde. Şimdi devlet belli bir mevzuat getirdi. Sen bu kadar para harcayabilirsin, küçükleri ezemezsin gibi gibi. O nedenle biraz kısıldı ama yine çok büyük bir pazar var. Ama şöyle de bir handikap var. Pazar yerlerinde ürün satarken, evet hazır kitle var, çok güzel satış yapıyoruz. Ama ürün gönderdiğinizde içerisine küçük bir kart koyuyoruz. Teşekkürler işte fatihmarket.com. Bu bir şekilde pazar yeri tarafından görüldüğü zaman bu aslında pazar yeri iş sözleşmesinde. Bu şunları da yasaktır ya. Farklı bir şirketin reklamını yapmak yasaktır. Yani biz genelde müşterilerimiz öyle yaptığını görüyoruz. %30, %20 pazar yeri komisyonu diyorum diyor. Ben içine bir %10'luk, %15'lik indirim kuponu koyayım diyor. %15 de cebimde kalır, hem de sisteme çekelim diyor. Ama öyle yapıldığında ne yazık ki yasak oluyor. Ayarlı Fatih'i bak, müşterilerim arıyor mu? Eşim arıyor bak. O nedenle kafamı da karıştırdım. Dekanım arayacağım. Pazar değerlerinde böyle bir hani Hasan Can'a izliyor musun? Hasan Can'a ekranı çıkıyor. Küfürlü bol. Biliyorum. Arada bir. Mesela orada arıyorsa alıyor. Yenge diyor işte diyor. Fatih Bey diyor şimdi. Fatih diyor bizim şeyde diyor. Sen kimsin diyor. Biz diyor. Ben neredeyiz? Ama affetmesin yanlış. Hasan Can'a. Şöyle bir handikap var. Hep yurt dışlarında gördük aslında. Mesela Amazon'dan milyon dolarlık iş yapan biri bir gün ansızın banlanıyor mağazası. Amazon tamamen reddediyor. Birden hiçbir şekilde açamıyorsun. Ancak yeni şirket kuracaksın. Ayrı bir güzellikle başvuracaksın gibi. Şimdi kendi e-ticaret sitenizin olduğunu aslında güven olarak size orada tutması gerekiyor ve orada pazarlama reklam çalışmalarıyla, dijital reklam çalışmalarla kendi sitenizden tabii ki orada %30-%30 komisyon ödemek yerine bundan da arttırabilirsiniz. Ama eş zamanlı ilerlemesi daha iyi. Aksi takdirde bir ban yediğinizde pazar yerinden ki çoğu müşterimiz de zaman zaman bunu yaşıyorlar. Öyle bir durumda tamamen ticaret kanalımız kesiliyor. Bir de sorun da bakıyor. Niye olduğunu anlıyorlar. Yani bir cevap geliyor. Cevap tatbikar değil.
Amazon.com'dan ben bir ürün aldım ve ürün sahte çıktı. Ürün sahte diye yorum yaptım. Sonsuza dek banlandınız diye Amazon bana bir dönüş yaptı. Ticket açıyorum, cevap yazmıyor, nihai kararımız da asla değişmez. Hani dediğim gibi çok büyük kurumlarda mesela bizim pazar yerlerini görüyoruz. Ciddi büyüklükte derdini anlatmak da zor. Belki de hiçbir suçun yok ama banyerinden sonra iş bitebiliyor. Dolayısıyla e-ticaret sitesi olsun, pazar yerlerinde kesinlikle satış yok. Hatta sosyal medyayı da kesinlikle kullanmalısınız yani. Sosyal medya kanalları, influencer çalışmaları olabilir ya da dijital reklamlarla. Ben şimdi Instagram'da e-ticaret yapanlar kitlesine alındığım için sürekli reklamlar görüyorum. Hani ciddi başarılı gençler de var yani e-ticaret konusunda. Belli noktada eğitim verecek şeye gelmişler. Tabii tartışılır ne derece bilgileri var ama yani ben gençlerimizde ve ülke koşullarında göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten çok çalışmaları ve her şeyi denemeleri gerektiğini görüyorum. Ve hepsini deniyorlar yani. O açıdan her kanal bulabildiğiniz her kanaldan satış yapmaya çalışabiliriz. Ama Instagram'da mesela yani tek şeyde oraya dayanır çünkü Instagram'da şak diye aynı Amazon örneğini kapatabiliyor. Kapatabiliyor. Reklamları da kapatabiliyor. Kesinlikle. Tanrı müşterilerimizin reklamlarını kapatabiliyor. Ve kapatıyor adam. Diyor 800 bin yaşım var. 800 bin. 5 sene 6 sene diyor. Gram, kan, ter, gözyaşı. Niye kapandı bilmiyorum. Aylık 1 milyon lira reklam bütçesi olan müşterimizin siteniz uygun görünmemiştir diye reklamı kapatılmıştır. 1 milyon TL bizim için çok büyük para da Instagram için. Müşteri bana söylüyor, hala 1 milyon ödüyor, nasıl kapatırlar diyor. Yani diyorum bunlar yabancı onun derdinde değil yani. Gerçekten 1-1,5 ay uğraştık. Çeşitli ajanslarla görüştüm. Araya adam sokmaya kim bu soruyu? Türk usulü. Google'a Türk ülkemlerini sokmaya çalışıp o da çözemiyor. Yani öyle bir kurum sağlayabilir. Dolayısıyla yani, bir riskler var yani. Sizin de bir ismi lazım değil. Büyük bir politik şirketi arkadaşımız genel müdürü beni aradı. Araba denmez, bayram değil, selam değil, niye arıyorsun? Abi böyle tanıdık var mı? Hayır abi, boş ver. Instagram'a tanıdık var mı? Bak, tam Türk usulü. Nedir? Reklamı hesaplamak. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yani organik, bütün takipçilerimiz reklamda parasını verir, zaten parasını da verir. Yani her şey şey diyor. Bulamadılar. Açıklama yok. Nihai karardır. Bir daha yazmayın diyor. Dolaştı bir şey yaptı ve adam şeyden korktu. 200 bin takipçi var. Adam diyor ben bir yabancı şirket. Bunu nasıl anlatacağım bir dışına? Yani işten mi kovulacağım? Dedi adam o derde düştü. İşten mi kovulacağım? Çünkü çok büyük bir şey var. Trafik var orada. Web sayfası. Yani ben de anlamıyorum dedi. Acaba ajans mı bizi kalktı? Şey yapıyor dedi. Falan bir sürü ajans baktık yok mu böyle bir şey? Yani öyle bir şey oluyor. O yüzden Instagram'a tek ya da Amazon'a ya da XYZ. Yüklerden yumurtaların tek sebebi. Aynen. Aslında mantık. Temelde bu ticaretin mantıklarının var. Şimdi en çok nereye entegre olmak için daha çok talep oluyor mu? Var mı bir şey dediğinizde verdik? Yani sonra lojistik şirketinde de X pazar yerinde bir şey var mı sizde? Evet. Trendyol aslında birinci sırada. Mutlaka. ERP anlamında da işte paraşüttür, logodur. Bunların entegrasyonu çok isteniyor. E-Fatura da çok büyük. Herkes artık E-Fatura'ya geçmiş durdu. Ya da kargo şirketi de aynı şekilde. Lojistik tarafı çok yükseliş. O en nasıl görüyorsun? İnanılmaz derece bir hareketlik var orada. Lojistik çok ilginç noktaya gelmeye başladı. Aslında şu anda 3 ay yürüyorum ben onu. Bir kargo şirketi olmayan kargo şirketleri çıktı ve gerçekten e-ticaret yapan insanların faydasına tabii bizim arkadaşlarımız da kurmuşlar. Şöyle bir şey yapıyorlar. Şimdi ben bir e-ticaret satıcısı olarak kargoya gittiğimde ve hacmim yoksa örnek veriyorum bana 60 lira gönderi başı para diyorlar. Ama bazı şirketler mesela X şirketi diyelim gidip yurt dışı kargoya diyor kardeşim diyor ben 500 bin adet gönderi satın alacağım parasını nakit vereceğim kaç para verirsin bana diyor gönderi 25 lira diyor. İşte arası gidiyor UPS'e gidiyor 25-20 lira hepsinden kontür satın alıyorlar. Sonra da bunun tek çatı altında bizler API'lerle entegre oluyoruz onlara 25 lira 35 lira size satıyorlar. Ama onlar 10 lira kazanırken siz orada 60 liradan 35'e indirmiş oluyorsunuz. Aslında bilmem oluyor. Bu şekilde kargo şirketleri çıkmaya başlıyor. Bir diğer bir unsur fulfillment dediğimiz sistemler var. Artık kargodan ziyade ürünlerimizi de kendileri alıyorlar. Depolarında tutuyorlar. Sipariş geldiğinde bizim sistemde mesela tek otomatik fulfillment şirketine gönderiyor sipariş bilgilerini. Oradaki personeller alıyorlar, kutularını koyuyorlar. İsterseniz içerisinde parfüm sıkıyorlar. Özel istekler varsa da istersen yapıyor. Tabii ücreti dahilinde her şeyi yapıyorlar. Ürünümüz kurtulayım, gönderiyorlar. Siz depo kurmak zorunda kalmıyorsunuz. Depo personeli, güvenliği, yangın sistemi, o durumları hepsinden kurtuluyorsunuz. Kamera ne var? Her şey var. İadeleri de kabul edebiliyorlar. Hani size videosunu çekiyorlar. Özellikle yurt dışı satışlarında
imha etme durumları var. Onun benim Türkiye'ye iade almam diyor, yeniden gümrük bedeli ödemem. Parçalayın diyor, kameraya çekip parçalıyorlar, size videosunu gönderiyorlar, onaylıyorsunuz diyor. Full film sistemleri var. Bir de bölgesel anlamda lokal kargolar çok türemeye başladı. Onlar da aslında işleri iyi yapıyorlar mesela. İstanbul, İzmir bölgesinde diyelim. Motorcikte bile 2 saat. Hatta bugün M11 hemen miydi? Öyle bir şey gördüm. O da o modele giriyor sanırım. Getirden bir şey söylerdim. Satın aldıktan sonra zaten miydi? O M11'de bir şey çıkarmış. M11 hemen galiba. Aynı kargo şirketleri de var. Çiçek siparişi gibi. Sipariş geldiği anda 1 saat içerisinde geliyor sizden, alıyor hemen İstanbul'da herhangi bir yere götürüyor veya İzmir'de götürüyor. Boyner Now var, adam geliyor, kapıda bekliyor sizi, 90 dakikada getiriyor, yiyorsun. İstersen yerde kesen, niye veriyorsun? Hatta ben sordum, burada kargocu arkadaş, yani motorcu arkadaş nerede bekliyordum yani, kapıda mı bekliyor yani? Ama yok, ev alan var. Ben oturmuyorum. Çekersin. Ben oturmadım. Ben unutmadım, orada adamın beklenmesi gereken şeyden rahatsız oluyor. Ama acayip bir denet var. Hizmete sınır yok. Kadın da bekle diyor evlat diyor. Bir dünya geliyor falan. Değişik bir ortamlar yani. İstanbul'da çok denet görüyor. Son soru. Burada bizi izleyen dostlarımız, en ticarete başlıyor olan kardeşlerimiz, abilerimiz. Ne öneriyorsun? İlk üç şey. Yani şöyle söyleyeyim aslında. Bizim en ticarette başarılı olan kişilere baktığımızda gerçekten ticareti belli noktada en azından matematikleri bilen kişiler olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl bir örnekle açıklayabilirim? Biz 5 yıl önce bize gidiyorlardı hani halka ve e-ticaret içindesinde bir şeyler satın. Yani biz diyoruz altyapı konusunda bilgimiz var. Biz tüccardayız. Tüccarlık çok ayrı bir şey. İşletme sahibi olmayla tüccar olmak ayrı bir şey. Biz dediler kahve satalım dediler. Tamam dedik. Bir paralel ithalatla getiren kişi lavanta kahve o zaman 150 lira civarındaydı. 150'ye biz alıyorduk, 250'ye satıyorduk. Türkiye distribütörü bile 300'e satıyordu, düşün yani. Paralel ithalat onlardan daha ucuz alıp satıyorduk. Biz orada tek bir tedarikçiye inandık, güvendik. Ahmet abi yok yapmaz diye. Ama Ahmet abi bir zam yaptı. Öyle yani. Yalmaz da Türkiye'nin iki katına çıktı bir an. Dolar bir olunca bir kat artınca hatta 3 kat arttı. Sonra biz o projeyi kapattık. Bak reklam maliyeti şeyle. Şimdi aslında yüzünü geçti yani. Yani biz o noktada başarısız olduk. Niye başarısız olduk diye baktığımda hani bir ürünün doğru nereden alınacağını, doğru fiyata nasıl alınacağını ve alternatifi 2-3 tane tedarikçiden bulmamız gerektiğini bilemedik. Denedik oldu. Yani olmadı daha doğrusu. Yani ticarette bir ürünü nereden alacağınızı, uygun fiyat alabileceğinizi, piyasadaki ürünün ne kadara satıldığını, siz oradan ne kadara kar elde ettiğinizi görürseniz eğer ortada mantıklı bir rakam varsa başlayabilirsiniz, öneririm ben. Ama bazı ürünlerde çok büyükler var, bizim bazı müşterilerimiz var. O ki benim alış fiyatımdan daha ucuz satanlar var diyor, bilgisayar parçalarında. Yani böyle bir pazarda da gireceksiniz, devlerle rekabet etmenin anlamı yok. Doğru kişi ürün satın derim. Mesela bir çorap sitesi kursanız çok daha mantıklı. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan bir çocuk izledim ben de, genç gelişimci. Türkiye'de çorabı alıyor 10 liraya, üzerine şu bölümüne bir nakış yaptırıyor, değişik karakterler, 10 dolara satıyor örnek veriyor yurt dışına. Çok güzel. Yani herkese ihracat diyor ya, bu Etsy tarafında böyle bir model de olabilir. Yani Türkiye deneyebilirsiniz ama yurt dışında denenebilir. En azından biraz niş ürünlerde, eğlenceli ürünlerde çok daha fazla değer var o taraflarda. Bunu önerebilirim. Nakış yap. Ama kelim ilacı olsa da başına sürerdi. Onu da söyleyeyim. Yani sonuçta inovatif bir düşünce tarzıyla çorap diye geçmemek lazım. Misal o çorap alıyor, yapıştır, ondan sonra onlara geçsin diyor. Yok. Sevgili Fatih, sevgili bu arkadaşlar çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Evet, teşekkür ederim. Aynı sonunda sevgili Fatih'e ciddi durumu. Neredesin Fatih'e? Hoş geldin Fatih'e. Ya da hoş buldum İzmir'den. Sesli bir kitle yaşıyorsun. Gayet güzel geliyor. Geliyorum. Şimdi geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi İDA Dijital. Evet. Demin de ben izliyorsun böyle keyifli keyifli arkadaşlar. Çok güzel. Kamplarla şimdi evet. E-ticaret sayfalarından yönetimi yapıyorsunuz. Evet. E-ticaret partilerinden destek veriyorsunuz. Danışmanlık veriyorsunuz ama tam olarak ne yapıyorsunuz? Yani burada e-ticaret partisi olan bir firma geldiği zaman sizden nasıl izin alıyor? Öyle başlıyor. E-ticaret baş başına uzmanlık gereken bir alandı. İdatişler olarak bu uzmanlığı aslında uzman bir ekiple, yani toplu
şirketimizle, alanında uzmanlaşmış kişilerle beraber bu hizmet veriyoruz. Genellikle markalarda şu oluyor, bir insan olsun yanımızda çalışan, tasarımlarına baksın, pazarlamasına baksın, her türlü işini yapsın. Müdür yapsın, blog yapsın, rakamlara baksın, Google Analytics'e baksın, reklam versin. Kesinlikle. LinkedIn'ı zaten ben yemek istemiyorum iş ilanlarına o kadar. Saçma istekler, bütün bir insanlar çok fazla beklentiler var. Biz iletişimler olarak aslında bu tüm beklentiyi profesyonel bir ekiple vermek istiyoruz. Başlıca ana web sayfası kurma, pazarlama stratejileri, grafik tasarım, raporlama, biz bunları aslında temel olarak bir ekiple beraber sunuyoruz insanlara. Bu çok değerli bir şey. Çünkü şu anda zaten ekipler alanında yetişmiş eleman yoktu. Şimdi olanlar da gitti ya da başka şeyler oldu. Orada bir gelen adama dediğim gibi o ünvan birine sunmak imkansız. Onu da bilsin, bunu da bilsin. Bilsin de zaman yetmez. Hayır, evet. İnsan robot değil. O yüzden bir tane kendi zaman içerisinde anlık böyle. Mesela sen sosyal medya ve grafik yaratıcı tasarım tarafından uzmansın. Evet. O konu sende. Pazarlama tarafı hepsi de o yani her şeyle alakalı insanlar var ve böylece senin aslında bir partnerin gibi, yol arkadaşın gibi. Yani bir sorunuz olduğu zaman ya da bir isteğiniz, bir beklentiniz olduğu zaman direkt o işin uzmanıyla iletişime geçiyorsunuz. İşi bilenle iletişime geçiyorsunuz. Bu işte eğitim almış, uzmanlaşmış kişilerle çalışıyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Çünkü herkes her şeyi bilmek zorunda değil, herkes kez her şeyde başarılı olmak zorunda değil. Biz iletişim olarak en doğrusunu vermek için çabalıyoruz. Yandım çıktı bir yana, arkadan ses normal ses mi? Tamam, korkmayalım. İzmir'de her şey normal. Tamam, süper. Şimdi markalar geliyor, bakıyorsunuz. Sık bir kullanımlar ne? Nerede yapıyor markalar? Aslında az önce değindiğim gibi bir kişiyle çok fazla beklentiye girmek, her kez bir insandan çok fazla bir kişiyi beklemek ve başlıca sıralacak olursam aslında hataları şöyle bir rakip analizi yapmamak olabilir. Aynen öyle. Bir sektöre giriyorsun ama o sektörde benim yaptığım işten yapan insanlar neler yapıyor, nerede, nasıl büyümüş, bunların örneklerini araştırmamak, piyasaya yanlış yerden başlamak, raporlama yapmamak, bu reklam stratejileri olsun, kişi verileri olsun, bunları araştırmadan dümdüz ilerlemek, sosyal medyaya trendlere uyum sağlamamak, bunlar genel olarak online varlık oluşturmamak, yani ismine büyütmek için yatırım yapmamak genellikle hatalar arasında oluyor. İletişimler olarak aslında bunların hepsini en iyi şekilde yönlendiriyoruz, markaların büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hataları minimuma indirmek için çabalıyoruz. Şimdi ana sayfa çok önemli. İmece sayfası girdiğimizde alışveriş yapıp yapmama karar veriyorsun, güven sağlaması lazım. Bir de web sayfasının güven sağlaması ne demek? Yani ben hangi sayfalar güven alırım? Şöyle, aslında e-ticaret dediğimiz noktada insanlar temas ederek ürün almıyor, görmediği ürünü satın alıyor. Bu yüzden güvenilir olmak çok önemli. Bunun ilk başta temeli bence ürün fotoğraflarından geliyor. Ben tasarımcı gözüyle bakıyorum. O çok önemli, tasarımcı gözüyle. Evet, tasarım gözüyle o ürünün sektörü çekimi, doğru çekimi, bunlar başlıca geliyor. Ardından ürün açıklamaları. Bunlar çok önemli. O ürünün detaylarını vermek çok önemli. Çünkü bilmediği ürünü de alabilir insanlar. O güveni vermek, işte sepet alışverişi, bu online kimlik oluşturmak her şey çok önemli. İçerik yazmak biraz tembellik mi ediyoruz? Resmini en ürünle koyuyorum belki. Altan ikon. Ama yazmıyor bir şey. Evet. Adet ediyor, değil mi? Yani ben çok sık görüyorum. Yani benim çok güzel. Resimler bakıyorum, bir şey yapmak istiyorum, çok az bir şey yapıyorum. Evet, okul tarafı, kesinlikle okul tarafı geliyorsun, anında detay arıyorsun. Belki kumaş bilgisi olsun ya da bir yiyecekse bunun üretimi olsun, her şekilde bir içerik arıyorsun ama bulamıyorsun. Bu noktada doğru bilgi vermek insanlara görsel harici çok önemli. Şimdi tekstil, katı, evet. Kozmetik, gıda, hepsi ayrı bir satıyor. Evet. Ama şunu merak ediyorum, yani farklı farklı sektörler, hepsinin farklı bir servis olması lazım, renkler farklı olması lazım, mesajlar farklı olması lazım. Yoksa hayır, bazı konular değişmez, standarttır mı diyoruz? Standart olan konular tabii ki de var, doğru olan konular tabii ki de var ama her markanın, her sektörün kendi içerisinde doğruları da var. Dediğim gibi mesela yiyecek sektörü diyorsak
bazı renkler daha çok uygunlar dikkat çeken mesela renk konusunda bunu söyleyebilirim. Ama genel olarak mesela içecek sektörü derse güven vermesi lazım. Tazelik ön planda olması lazım. Ürün açıklamaları detaylı edilmiş olması lazım. Aynı bir kesin. Bunlar çok önemli yiyecek sektöründe. Takım dedik, tekstil dedik. Bunlarda da ürün bilgisi, kombin önerileri olabilir, beden bilgileri olabilir. Daha çok açıklamalar kullanımı ön plana çıkartabiliriz. Kombin de çok değerli. Çok değil mi? Özellikle mesela erkekler alışveriş çok kötü beceremiyor. Evet. Yani çoğumuz bilmiyorum yani. Karısı ya da sevgilisi alışveriş yapıyor. Ben çok iyi atlarım, alışveriş yapıyorum, kendime de en iyi kıyafet alıyorum diyen var mı ben erkekler soruyorum? Siz işte iki kişi, burada yüz kişiyiz. Siz de mi? Evet. Sevenler var. Beyefendi, ben de varım. Üç kişiyiz. Hani burada kaç erkek var? Üç tane erkek gerçekten. Kendine güvenen ve zevkli olduğunu düşünen. Ama mesela ben bir alışveriş yaptığım zaman bir kombi görmek isterim. Kesinlikle. Şu an bakıldığı zaman aslında her dönem trendleşen mankenler bile vardı. Yani o bir manken trendleşmiştir. Mesela siz birkaç marka donu görürsünüz o mankeni. Bu bile markanın statüsünü bir anda yukarıya çıkartır. Bir anda güven duygusu verir. Kombinler aynı şekilde profesyonel olduğu zaman o ürünü daha almayı yapar. Bir adam öteye satar, taşır. Aynen öyle. Manken deyince aklıma geldi. Mesela kıyafetler alırken canlı manken, yani canlı kanlı manken mi kullanmak lazım? Yoksa cansız manken mi? Yoksa bir gömlek üzerinde bir askıda nasıl? Onun bir şey yok. Canlı manken. Canlı. Kesinlikle. Peki mesela ben yine kadınlarda görüyorum. Manken kendisi oluyor mesela. O Instagram aslında, Instagram'dan çıkan influencerları veya Instagram'da büyümüş markaların oluşturduğu samimiyetle ilgili bizim de var aynı şekilde, bu şekilde çalışan, kendini çekiyor, kendini üstüne tanıtıyor. Aslında bir güven vermiş markalı satıcılara ve o şekilde bir iletişim kuruyor, o şekilde satıyor. Herkes bunu okeylemiş, bu şekilde üstünde görerek seviyorlar. Yani ben giyiyorsam, yani güveniyorsam sen de giyebilirsin. Kesinlikle benim tarzım bu, ben bunları geliştiriyorum. Bakın siz de görün, siz alabilirsiniz. Yani her markanın kimliği, doğrusu, yanlışı bambaşkadır. Bir markada sabit bir şey asla yok. Hikaye de değişiyor. Herkes hikayesi farklı. Mesela ben yanlış eşyalar yapacağım zaman aklımda da kısmı mutlaka var. Evet. Ama mesela %90 ne bir şey görmüyorum, ne yalandan böyle vizyon vizyon kardeşim. Senin vizyonun vizyonu ben sanki şey, İhracat yapacağız yani şey, kıyafet alacağım yani. Evet. Ama bazen de böyle çok tatlı, minnoş, ilişkiler yiyor. Gerçi kadınlar... Evet, kaza geçirince. Çok belli yani, yazılır bana. Ne diyorsunuz baktığınızda kısımlar? Verdi mi çok önemli? Çok önemli mi? Kesinlikle çok önemli. Başta da dediğiniz gibi size nasıl güven duyuyor diye soru sormuştunuz. Farkındalığınızda yazılısı güven duyması için aslında en önemli adımlardan biri. Ben kimim? Bu markayı nasıl kurdum? Bu markada ne yapıyorum, ne hedefliyorum? Oradaki bilgiler aslında satıcıya çok geçiyor ve satıcı da, alıcı da ciddi bir fark oluşturuyor. Şimdi üç konu var, notu almışım da. Tüketicilerin web sayfasında şüphe duydum. Web sayfasına girdik, ilk şey, kredi kart bilgileri hala var bu işin, çatlarım. Evet. İkincisi, kargo metodu, yani bu ürün aynı gün gelir mi, hemen gelir mi? Bir de aldığım ürünün aynısı gelir mi? Yani o gördüğüm haberinde şey gelir mi? Ya şimdi gerçekten de iyi mi görüyorsunuz? Namuslu bir şey desiniz. Gerçekten aynı ürünü, hızlı gönderirsiniz. Kredi kart bilgileri için ne yapıyorsunuz? Tamam yani benim hakkım ki adam nasıl şey yapıyorsunuz? İkonlar mı koyuyorsunuz? Yazıyor musunuz? Nasıl anlatmak lazım? İkon dediğiniz zaman aslında şöyle, bir dolandırıcıysanız, niyetiniz dolandırmaksa eğer onlar da ikon kullanıyor. İkon doğru. Kullanmak artık böyle wow yaratan bir şey değil. Herkes o ikonu kullanıyor. Sizin fark yaratacak noktalarda aslında kendini daha geçmişteki alışverişler için canlı online işte alışveriş yapmış tüketicinin yorumları. Bunlar çok önemli. Biz bütün hizmet verdiğimiz markalara bunları öneriyoruz. Doğru içerikli işte satın almış, çok memnun kaldım, güvenilir, alabilirsiniz. Ardından güvenli ödemeye dair sitede belli yazılar. Mesela biz Köşkeroğlu'na hizmet veriyoruz. Onun baklava. Aynen öyle, baklava. Onun tam sepete gitti artık, satın alacak. Alsam, almasam, kaldığı noktada hemen altına belli mesajlar. Aynı gün teslimat, %100 doğal ürün, içerik. Bunun tetikleri evet, orada okuyor ve son evet, iyi diyor ve alıyor. Aslında güvenli olduğunu, güvenli olduğunu
tam o kararsız kaldığı anda ya da sitede, bannerlerde reklam çıkıyoruz, reklam tasarımları yapıyorum. Reklam tasarımlarında ufacık bir şekilde %100 orijinal ürün, %100 kampanyada işte, kampanyada belli vurgular, bunları direkt kullanıcıya verirsek gayet iyi olur. Ben yabancısını görüyorum, hani yeşil, borcaya bak bir şey, %100 garanti falan ediyor. Yani adam en oğlu, en adayı da sınavlar ama sanki yani her adamın şey, bilinçaltında şey yapıyor yani o ikon. Evet. Yani 10 cümle yazsın o kadar şey yapıyor ama ikonu görürmüyor. Sen tamam diyor, ne kadar güveniyor. Yani tam söylemek yok yani. Evet. O sen mesela başka ne yapıyorsun? Mesela sen sosyal medya tasarımda yapıyorsun. Evet. Orada mesela yani Instagram'da şunu yaparız da işte şu günden gözük de şunu yaparız. Bak mıydı? Şöyle sosyal medyada aslında bir tek üzerinden gideceksek müşterilerden görsel izleyip ya da geri dönüşleri yapmış müşterilerin öne çıkan hikayeleri de geri dönüşler, sizden gelenler şeklinde bana çok pozitif geçiyor. Ben de bir satın alıcıyım ve bana da çok geçiyor. Evet, daha önce bunu satın alanlar neler almış, nasıl hizmet görmüş, ne görmüş? Bunları görmek bize daha fazla aydınlatabiliyor. Son soru şu olsun. 2023 yılı çok yoğundu. Evet. Ben ne zaman sevgili Aykut arasam hep yoğun, hep müşteri ziyaretli, hep geldi. Geçen Kayseri'ye gittim, orada yoğun. İzmir'e gittim, orada buraya geldim, orada yoğun. Her dakika yoğunsunuz. Farklı yerlerde, farklı insanlarla sizi görüyorsunuz. 2024 senesi nasıl bakıyorsunuz? Ya da markalardaki bir şey ne? Yani beklentiler mi? Sizin beklentiniz ne? Şöyle, 2023 bizim için çok yoğun geçti. Birinci yılımızı tamamladık, yazılım büyük bir etkinlik yaptık. Ardından çok fazla markaya tanıştık, çok fazla markaya hizmet verdik, siteler kurduk. Ve e-ticaret için çok başarılı bir yıldı. Ben bunun devamını kesinlikle geleceğini düşünüyorum. Artık iş potansiyeli olarak e-ticaret zirvede. Herkes bir e-ticarete yönelme pozisyonu var. Ve biz de bu alanda aslında insanlara hizmet veriyoruz ve en doğrusunu vermeye çalışıyoruz. Yanlış şeyse yanlışını düzeltmeye çalışıyoruz. Uzman ve ekiple bunu yapmak bizi bir adım öteye taşıyor ve hizmet verdiğimiz markaları da öne taşıyor. Sağ olsunlar, çok memnunlar. Bayağı da çalıştığımız markalarımızla çok iyi yollar aldık. 2024'te de aynı şekilde bunları ileriye taşımak, daha fazla markaya ulaşmak, daha fazla markaya güzel projeler çıkarmak bizim hedeflerimizden. Ama güzel olan şey şu, mesela Ankara'da birisi var, İzmir'de birisi evet. Var, İstanbul'da zaten var yerlerinde, farklı illerde insanın olması da güven veriyor. Kesinlikle. Yani. Güven diyorsun ya, güven. Kesinlikle öyle. 81 illere ulaşabiliriz. 81 ilden de çalışanımız olabilir. Ben İzmir'de bu ekibe dahilim. İstanbul'da var, Antalya'da var, Ankara'da var. Aslında uzaktan da çalıştığımız için her ilden de insanlara hizmet veriyoruz. Var mı etmemesi bir şey? Çok güzel anlattın. Evet, güven. Ben senden hiç şey çıkardım. Güven. Ya aslında ben bir grafik tasarımcı olarak da tasarımlarımızda hep buna dikkat ediyoruz. Şimdi bir siteye giriyoruz ve sitemiz bizim ilgilerimiz aslında. Biz insanları orada onu çekip o alışverişi ikna etmemiz gerekiyor. Evet, sen buradan alışveriş yapabilirsin demek istiyorum. Bunun için de en yalın, en doğru dille bunu tasarıma çevirip hem reklam, hem kreatif görsellerde hem de sosyal medyalarda yayınlıyoruz. Bu şekilde. İyi görsel, güven verin ve kazandırın. Kesinlikle. İyi reklam. İyi reklam. Bir de dijital kazandırın. Kesinlikle. Evet, sevgili Bahriye Tutumdulu, kreatif tasarım ve sosyal medya yöneticisi. Ağzına sağlık. Şimdi, sevgili dostlar, en başta aklımı söylediğim, biz her etkinlikte bir yarışma yapıyoruz. Şimdi yarışma sonrasında da bir değil, üç kitap hediye ediyoruz. Bugün 3 tane farklı kitap var. Hikaye anlatıcılığı, oyunlaştırma ve blog yazmakla alakalı 3 tane kitap. Eğer alırsanız yarışmamızı yapalım. Yapmadık demeyelim. Kahoot'tan hiç yarışmaya katılma olur mu? Mesela Kahoot aplikasyonundan hiç duydunuz mu? Efendim, cep telefonlarınızı açınız. 5 soruluk. Bakalım kimler bizi en başta dinlemiş. Birazdan göreceğiz. Kahoot 2 oraya toplak IT İstanbul Trabzon. Ekranı birazdan kod gelecek. Kahoot.it ekrana gelecek inşallah. İlten şey yanamadım. Evet. Şu anda ekranda kahoot.it ekranına
4'te 4'te başlayan kodu kuruyorsunuz. Genelde burada yer çok değişik. Böyle rumuzlar giriyor, kurtlar vadisi, işte minik kuş. Geçen ne vardı? Şampiyon bilmem ne. Değişik değişik. Genelde böyle garip isimler koyanlar ilk üçe giriyor. Niye bilmiyorum. Yani bak ne güzel. Umur bu için. Mesela Ceren ne güzel. Ceren, ismin Ceren diyor. Benim de ismin bu diyor yani ama GG, yani GG nedir? Güzel diye diyorsun GG. Just Watch, yani nedir abi Just Watch? Geçen yanıt bir isim koymuşlar, o da bir şey sanatçısıymış. Aman diyeyim yani böyle... Ben, orijinallik var. Ben deyip sınıf mail yazar, değişik. Aziz Ağlar, isim soyadım var efendim Aziz Bey, soyadım Ağlar mı? Ağlamayın abi, hamurlarına satışı yapıyorsunuz. En güzel sizsiniz ben söyleyeyim. Harp var, Ceku var, Bir Bereket var, TT var, Topal Sinek var. Efendim bir 10 sene sonra başlayacağız. Doğru cevap vermek önemli ama hızlı olmak da önemli. Tehlikeye puanlamak istiyorsak. Hazırsanız başlıyorum. Rıfan geldi, Eda geldi, Kepler 1 geldi. Lover Doğuz Mutlu TV. Nasıl söyledim abi? İlk şey versen şimdi. Lover Doğuz. Abur Cumhur, Cumhur, Bal Durmaz. Oğuzhan, Efe, Fırat, Kaan, Kuran. Hey güzel. O zaman başlatıyorum. 5, 4, kuş. Bravo. Kuş da geldi, kadasker geldi. Başladık. İlk soru deneme efendim. Ayak parmaklarınız arasın. Bakalım ne kadar hızlıyız. 0 puan. Korkmayın. İlk soru. Van deyince akla gelen ilk hayvan hangisidir? Ayı, kedi, köpek, kanguru. Ayı olduğunu düşünüyorsanız kırmızıya basıyorsunuz. Yok kedi diyorsanız mavi. Köpek ise sarı. Kanguru Van deyince yeşile basıyorsunuz. 79-80 daha geldi şimdiden sıfır. 20 saniye tükiyor bitti. Kanguru diyenler birazdan buraya çıkaracağım bakalım. Abi kanguru Türkiye'de var mı Van'da? Köpek diyenler var. Teşekkür ederim. Ayıyı koymuştum şaşırdım diye. Ayı var. Van'da ayı. İlla vardı. Ayı her yerde var Türkiye'de ama. Van deyince aklına ilk gelen kedi efendim. 65 kişi. Doğru cevap vermiş. Bakalım kimler? Danmak, ELC'de, Simay, Sefa Koca, Kerem Erdoğan, Kerem Erdoğan ismi değil mi? Korkun değil ha. Sadece kuzen izleyen soruları vermedim. Başlıyoruz. İlk soru. İlk 6 ayda ülkemizdeki etken halde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde kaç artmıştır? Bunu söyledim. %110 artmıştır. %210, %310, %410. İlk 6 aydaki rakamlar bir önceki ilk 6 aya göre yüzde kaç artmıştır? 110, 210, 310, 410. Dinleyen, eden, çalışan öğrenecek, doğru cevabı verecek vermişim. %110 doğru cevap, 46 kişi. %410 diyen süper optimist pozitif arkadaşlar da buradan sevgilerimizi gönderiyorum. Keşke dünya olsa. Sefa, Çınar, Aziz, Gaz, Koç. Ulan gelen peşim var değil mi? Valla korkup gidecek. At yarışı gibi böyle gidiyor. İlk beş böyle, ikinci soru geliyor. Yine ilk 6 ay. En ticaretin genel ticaret oranı. Bunu söyledim. Yüzde kaç olmuştur? %5, %9, %14, %19. Hatta dedik ki, hadi onu söyleyeyim, iki şirke diyelim. Tek haliydi. Ulan ne zaman çift haline olacağız dedim falan. Falan dedim. Bakalım ne cevap verdiniz. 2 saniye, 1 saniye bakalım kim ne dedi. %19. Kimse istiyormuş abi sizin. İlk 10 dakika şey. Hocam yemek siparişleri dahil mi? Her şey dahil efendim. Çınar, Kerem, Kerem, iki Kerem, K, 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 Kerim, Kerim. Kerim. Arka arka bir şirap vermiş. Koşa koşa geliyor. Üçüncü sorumuz. İlk 6 ayda sepet ortalamasının kaç TL olmuşu? Bunu da bayağı bir ekrana tuttum. Hatta hikayeler anlattım. 155 TL, 255 TL, 355 TL, 455 TL sepet ortalaması Türkiye'de. Hatta dedim ki
Konaklama konaklama 4000 TL'dir. Dergiden 700 TL'dir. Ortalaması da bunun 225 TL'dir dedim. Evet. 455 TL'ye sefer ortalaması gerçekmiş. Arkadaşlar buradan selam olsun. Süpersiniz. Böyle pozitif dostlarımız var. İlk 5 değişmedi. Değişti. Berkant geldi. Şimdi yeni soru, dördüncü soru. İlk 6 ayda en çok alışveriş yapılan gün hayırlı cumalar mı? Pazartesi sendromu mu? Hafta sonu cumartesi pazar mı? Salı, çarşamba, perşembe mi? Hangi gün? Bak herkes biliyor ya, herkes hızlı cevap vermiş. Neden herkes atıyor şu an bilmiyorum. Hangi gün en çok alışveriş yapılan gün olmuş? 2023 yılında 6 ayda. Salı günü. Son soru. İlk beşe bak ya, şey geçmiyor. Son soru. İlk 6 ayda kapı dönme yapanların yüzdesi. Kapı dönme %3, %5, %7, %9. Bakalım bunu kaç kişi doğru bilecek. Bunu da bayağı bir söyledik. Senelerdir dedik. %1'den değildi. Bu sene çarpı 2 oldu. Hatta bu işte de son bir ayda konuşmak, menemenler, kapıda falan bir şeyler söyledi. %5 doğru cevap. Evet sevgili dostlar, ilk 3. Ercan 3. oldu. Tebrik ediyoruz. Damlak 2. oldu. Damla anladın herhalde. 1. Just Watch. 4-5-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 
Gelin, bu tema söyleyeyim. Damlak gelin. Damlak. Gelin verin bizim temamızda. Ercan gelin. Ercan, sizin. Hikaye anlatırsınız, oyun başlamaya mı yaparsınız? Sen ne yapıyorsun? Efendim, teşekkür ederiz. Söz verdiğim gibi, saat 9 olmadan bitirdim. Öncelikle çok teşekkür ederim. İzmir'de sizleri yalnız bırakmadığınız için. İnşallah seneye tekrardan geleceğiz. İnşallah daha kalabalık olacağız. Bizler altımızda istiyoruz. Hızlıca buradan çıktıktan davet edeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere. Şimdiden iyi yıllar. Seneye görüşmek üzere. İyi. İzmir'de yapalım.